başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, yeni gün programında tekrar güzel bir günde sizlerle birlikteyiz. Evet, bizim için günün güzel olmasının havalarla pek fazla bir alakası yok sevgili izleyenler. Tabii ki havalara da bakacağız, hava durumuna da bakacağız ama haberlere bakacağız sevgili izleyicilerimiz. Haberlerde neler var, neler yok, dünyada neler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor, memlekette neler oluyor, neler bitiyor sevgili izleyicilerimiz. Bunları elimizden geldiği kadar anlatıp algılamaya çalışacağız. Dünyayı anlamaya çalışacağız. Ama gerçekten o kadar karmaşık ilişkiler var ki bu ilişkilerin içerisine çıkıp anlamak için çok büyük çaba sarf etmek lazım. Çünkü ilişkiler artık böyle dostlar arasında olmuş olduğu gibi samimiyete veyahut da bazı duygulara bağlı değil. Tamamen çıkar ilişkilerine bağlı siyasetler güdülüyor. Ve bu siyasetlerde bizler de dünya siyasetlerini, bölgemizdeki siyasetleri özellikle anlamakta güçlük çekiyoruz. Evet, yerel gündeme de geçeceğiz. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, programımız içerisinde sizlerin de katılımcı olması için sosyal medya adresimizi veriyoruz. Ekranımızın sol alt köşesine sosyal medya adresimizi yazıyor. Bu adresten de yazışabiliriz. Her zaman olduğu gibi sevgili Meltem'le birlikteyiz. Programımızı sürdüreceğiz. 3 saat boyunca bu ekranlarda sizlere merhaba diyeceğiz. Günaydın Meltem. Günaydın Ümit abi. Günaydın diyorum ben de tüm izleyenlerimize. Evet, gündeme bakmış olduğumuz zaman böyle pek iç açıcı gündem yok. Dünyada yine terör saldırıları var. Bölgemizde yine böyle karışıklıklar. Şehrimizin içine gelmiş olduğu zaman gerçekten çok üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Şimdiden hayatını kaybeden gencimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yerel gündeme geldiğimiz zaman bu haberlerin detaylarını hepsini sizlere aktaracağız, sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama önce ulusal gündeme başlıyoruz. Ulusal gündemdeki ilk gazetemizle programımıza başlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sabah gazetesiyle başlayalım o zaman. Sabah gazetesinin üst manşetine bakıyoruz hızlıca. Biliyorsunuz Las Vegas'ta Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı katliamlarından birini yaşadı. Las Vegas'ta adres ve o katliamda 59 kişi hayatını kaybetti. Bu haber gazetenin üst manşetinde yer bulmuş kendisine. ABD tarihinin en kanlı katliamıyla sarsıldı. 64 yaşındaki Stephen Patlock adlı saldırgan Las Vegas'ta bir otelin 32. katından 30 bin kişinin doldurduğu konser alanına otomatik silahlarla ateş açtı. 5 dakika süren kurşun yağmurunda 59 kişi öldü, 527 kişi yaralandı. Saldırgan intihar etti. Odada 17 silah bulundu. DAEŞ kendi sitesinden saldırıyı üstlendi ancak kanıt gösteremedi demiş efendim. Ve Meltem nefret suçu işledi diyor. Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayarak Adana Film Festivali ödül töreninde büyük bir skandala imza atan Meltem Cumbul'a tepkiler çığ gibi büyümüş efendim. Bunun adı nefret suçu denilmiş. Ve ana manşete bakıyoruz. Sadakatsizleri temizlemek her devletin hakkı. Başbakan Binali Yıldırım'a ait bu sözler. Hiçbir devlet kendisine sadakatle bağlı olmayan memur ve kamu yöneticileriyle yola devam edemez demiş. Devletin içinde yargıda, orduda, poliste, bürokraside yuvalanan ve darbe girişimini gerçekleştirenlerle şöyle ya da böyle bağlantısı bulunan unsurları temizlemek bir ülkenin en doğal hakkı diyerek konuşmuş Başbakan Binali Yıldırım. Ve şehit yüzbaşı Erdal'ı devletin zirvesi uğurladı diyor. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Şırnak'ta şehit düşen jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman, kuvvet komutanları Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve çok sayıda vatandaş katılmış efendim. Biz de şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan acılı aileye de bol sabır diliyoruz. Ki fotoğrafta görüyoruz herhalde şehidimizin çocuğu, işte annesinin kucağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o çocuğu seviyor, teselli etmeye çalışıyor.
Ve Fransa'dan bir haberle devam edelim. Fransa'da kundaklanan apartmanda 3'ü Türk, 5 kişi ölmüş efendim. Malaus kentinde Türklerin yaşadığı mahallede çıkan yangında 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi hayatını kaybetti. Sabıkalı bir erkeğin gözaltına alındığını belirten savcı, tüm bulgular kundaklamayı gösteriyor demiş. Ve firari Akbay'la FETÖ'de 30 yıl hapis Firari Akbay'a FETÖ'den 30 yıl hapis istendi haberi. İstanbul Başsavcılığı'nın iddianamesinde sözcünün sahibi Burak Akbay FETÖ yöneticiliğiyle suçlandı. Sözcü gazetesinde suça karıştığı iddia edilen 4 kişiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Mahkemeye gönderilen iddianamede Burak Akbay hakkında silahlı terör örgütü yönetmekten 30 yıl, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücek Kalili hakkında da terör örgütüne yardımdan 15'er yıl hapis istenmiş efendim. Bu haberle birlikte Sabah gazetesini noktalıyoruz. Evet, hemen peşinden Hürriyet gazetesiyle programımıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, ekranlarda yeni açan izleyicilerimiz varsa programımıza yeni başladık. Yeni gün programında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında ölüm yağdı başlıklı haber, biraz önce Meltem'in de anlatmış olduğu Las Vegas'taki o katliamda 59 kişi hayatını kaybetmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, Amerika böyle çok fazla tasvip etmiş olduğumuz siyaset gitmiyor. Özellikle Orta Doğu'da sevgili izleyicilerimiz. Orada terörü destekliyor, terör örgütlerini destekliyor, terörün büyümesini destekliyor. Ondan sonra bunlara silahlar gönderdiğini hepimiz biliyoruz. Oradaki Orta Doğu ülkelerinde kaoslar yaratıyor. Yüzlerce, binlerce insan ölüyor sevgili izleyicilerimiz. Ama bize göre terör nerede olursa olsun terör. Dili, dini, ırkı yoktur sevgili izleyicilerimiz. Amerika'da olan bu terör olayını hepimiz kınıyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında bu türlü olaylar olmasın sevgili izleyicilerimiz. Ölüm yağdı başlıklı haber sevgili izleyicilerimiz. Las Vegas'ta katliam, 59 kişi hayatını kaybetmiş. Amerika tarihinin en kanlı saldırısına sahne oldu. Las Vegas'ta bir otelin 32. katından aşağıdaki konser alanına otomatik silahlarla ateş açıldı. En az 59 kişi can verdi. 527 kişiden fazla kişi de yaralanmış sevgili izleyenler. Erdoğan'dan Amerikan halkına başsağlığı göndermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili izleyenler. Katliam Wright Harvest adlı müzik festivalinde yaşanmış. Kurtulanlar dehşeti şöyle aktardılar. Harika vakit geçiriyorduk. Sonra havai fişek gibi sesler duyduk. İnsanlar birer ikişer yere devriliyordu. Sanki silahını yeniden doldurup ateşe devam ediyordu şeklinde bir haber sevgili izleyenler. Yılbaşı gecesinde biliyorsunuz Reyna'da da, Türkiye'de de böyle bir katliam yapılmıştı sevgili izleyicilerimiz. Ve işte katilin fotoğrafı da var burada. Stefan Padlock adlı askeri teknoloji şirketi Lockheed Martin'de denetçi olarak çalışırken emekli olmuş sevgili izleyenler. Amerika'nın en çok aranan 1970'lerde Amerika'da en çok aranan banka soyguncularından birisi olan Padlock'un sevgili izleyenler, babası Amerika'daki en fazla banka soygunu yapan kişilerden bir tanesiymiş. Onun oğluymuş sevgili izleyicilerimiz. Las Vegas polisi sabıkası bulunmayan saldırgan için tek başına hareket ettiğini düşünüyor. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz. Açıklamasını yaptı. FBI'da saldırganın terör örgütüyle bağlantısı olmadığını bildirmiş sevgili izleyenler. DAEŞ olayı üstlenmiş. Biz yaptırdık diye, ama DAEŞ'le herhangi bir bağlantısı bulunamamış. Bununla ilgili de haberler, detayları ortaya çıkar sevgili izleyicilerimiz. Anonsun başında, haberin başında da söylemiş olduğumuz gibi terör nerede olursa olsun terördür. Hepsini kınıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ama Amerika'nın da terör örgütlerine vermiş olduğu desteği de hiçbir zaman unutmuyoruz. Onu da aklımızın bir kenarında her zaman tutuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, MTV zammına indirim yapılacak. Günlerdir tartışılan 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40 ile 68 arasındaki zamda indirim yapılması kararlaştırılmış ve makul rakama çekilecekmiş. Makul rakam nedir? Makul rakam ne olmalı? Bunları bilmiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yakında bu bahsedilen makul rakam da herhalde açıklanır. Açıklandığı zaman bu rakam bize makul gelir mi? Onu da inanın ki bilmiyorum. Evet, 1979'dan beri bir ilk yaşanmış ve Tahran ziyareti. Kuzey Irak'ta referandumuyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için İran'a giden
Orgeneral Hulusi Akar 1979'daki İslam devriminden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk Genelkurmay Başkanı olmuş sevgili izleyicilerimiz. Evet ve kulislerde Irak'ta yürütülen tatbikatta İran ordusunun da katılabileceği konuşuluyor. Ki Orta Doğu'da ülkeler arasında dostluklar, birlikler, beraberlikler olması lazım sevgili izleyicilerimiz. Global dünya Orta Doğu'daki bu karmaşadan faydalanıyor. Orta Doğu ülkelerinin bir arada dostluk ve barış içerisinde olması ne Amerika ne İsrail ne İngiltere bu ülkelerin istemiş oldukları bir olay değil sevgili izleyicilerimiz. Oradaki çıkan kaostan onlar para kazanıyorlar. Bizler kavga ettiğimiz zaman onlar oradan nemalanıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Siz bakmayın Orta Doğu'ya gelip de barış getireceğiz, demokrasi getireceğiz diye. Oradaki barış ve demokrasi ortamını zamanında altını körükleyenler, daha doğrusu zamanında onun altını oyanlar kendileri. Evet, şehit yüzbaşı liderler uğurladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun el ele sıkışırken, ki fotoğrafı şehit yüzbaşının cenazesinden sevgili izleyenler. Şırnak Cizre Karayolu'nda güvenlik güçlerine önceki akşam teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan yüzbaşı Mustafa Erdal dün Ankara'da son yolculuğuna devlet zirvesi uğurlamış. Şehitlerimize, şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, acılı ailesine sabır diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Evet, Hürriyet gazetesindeki aktarmış olduğumuz haberler bu şekildeydi sevgili izleyenler. Hemen bir sonraki Ulusal Gazete ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi'nin üst manşetinde, daha doğrusu ana manşetinde bu haber oluşturuyor gibi. Silahlı terör örgütü yönetmek iddiasıyla 30 yıl hapsi istenen Sözcü'nün sahibi Burak Akbay bu sözlerle tepki gösterdi diyor. Sabah gazetesinde Akbay'ın silahlı terör örgütü kurmaktan dolayı yargıda cezalanması isteniyordu. İşte aynı konu ama farklı bakış açısı diyelim. Atatürkçü ve muhalif gazete çıkarmanın bedelini ödüyorum demiş Akbay. Akbay FETÖ'cü hainlerle hiçbir ilgim yok. Bankasya'da hesabım, baylokum yok. Sadece 17-25 Aralık'a ait muhalif haberlerle suçlanıyorum. Tescilli FETÖ'cüler dışarıdayken ben bedel ödüyorum demiş efendim. Ve Sözcü'nün bu manşetleri suç diye iddianameye yazılmış. Rüşvet dolu ayakkabı kutusu, hainler vuruyor, AK Parti yükseliyor, Tayyip darbecilerle masaya oturmazmış. İşte iddiaya konu olan manşetlerinde bu haberler olduğunu belirtmiş gazete. Farklı bir haber, Atina işgal ettiği adamıza anıt dikti diyor. Muğla açıklarındaki Ardıççık adamıza düşen helikopterdeki 3 Yunan askeri için yaptırılan heykeli Savunma Bakanı açtı. Kaza 11 Şubat 2016'da yaşandı. Türkiye o tarihte Atina'ya nota verip burası Türk toprağı arama kurtarma için izin alın resti çekti. İşte Yunan anıtı işgal altındaki bu adamıza dikildi. Açılışını da 27 Eylül'de Savunma Bakanı Kamenos askeri törenle yapmış efendim. Ve AK Parti'de ikinci başkan istifası Düzce'den diyor. Kadir Topbaş'tan sonra Düzce'nin AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Keleş de istifa etti. Keleş'in damadı geçen ay FETÖ'den tutuklanmıştı diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katliama da yer vermiş gazete. Las Vegas'ta bir otelin 32. katından konser izleyenler tarandı. 58 kişi öldü, 500 kişi yaralı kurtuldu. Saldırgan intihar etti. Katliamı IŞİD üstlendi. ABD yalanladı diyor efendim. Ve bu haberle Sözcü Gazetesi'nde noktalıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Habertürk Gazetesi. Habertürk Gazetesi'nin ilk sayfasında yine Amerika kabusu olarak Amerika'daki Las Vegas'taki katliamından bahsediyor gazetenin ilk sayfasında. Biraz önceki haberlerde, gazetelerde aktarmış olduğumuz haberler. Evet, bireysel silahlanma dün Amerika'yı tarihin en kanlı katliamını yaşattı. İşte insanlar gidip istemiş olduğu kadar silahlanma özgürlüğüne sahip oluyor. İşte silahlanma özgürlüğüne sahip olmuş olduğu zaman da birisi, işte psikolojik sorun yaşayan birisi, dengesiz birisini sevgili izleyicilerimiz bu türlü katliamlar yapabiliyor. Bilmiyorum, bunların bir türlü önüne geçilmesi lazım ama arkasındaki sebep bu mudur? Yoksa bireysel silahlanmanın sonuçları mı? Veyahut da efendim DAEŞ üstleniyor, işte IŞİD üstleniyor, biz yaptık diye FBI'da alakası yok diyor sevgili izleyicilerimiz.
Bunun sonucundan neler çıkacak? Bunları da hep beraber göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, tekrar kınıyoruz tabii ki terör örgütlerini, terör örgütlerinin bu türlü yapmış olduğu katliamlar sevgili izleyicilerimiz. Nihayetinde insan hayatı 59 kişi, 58 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, sağlıklı bebek için DNA'dan akraba ayıklanmış sevgili izleyenler. 3 çocukları akraba evliliğinden engelli 4. genetik müdahaleyle sağlıklı dünyaya gelmiş. Evet, 1998 akraba evliliği yapan Ayşe ve Halil Çelik'ten çocuklarının hasta doğma ihtimaline karşı genetik test yaptırdı. Risk yok denildi ancak çiftin ilk 2 çocuğu mikrosefali yani küçük kafa hastalığında doğmuş sevgili izleyen yaşamamışlar. 3. çocukları da aynı hastalığa sahip ve kalbi delik dünyaya gelmiş. Kromozomları incelenmiş. Çiftin 4. çocuk için doktora başvurdu. Ankara Üniversitesi'nde Profesör Sölmezer tüp bebek yöntemini çok sayıda embriyo oluşturup inceledi. Kromozom bozukluğu olmayan embriyoları anneye nakletti. Genetik müdahaleyle 4. çocuk sağlıklı doğmuş. Gerçekten tıbbın bu kadar ilerlemesi sevgili izleyicilerimiz çok güzel, çok sevindirici. Ve bu annenin de nihayetinde sağlıklı bir evlat sahibi olması da oldukça mutluluk verici bir haber sevgili izleyicilerimiz. Evet, DASK parası kentsel dönüşme. Kasada 5.2 milyar varmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem sigortası DASK biriken 5.2 milyar lirayı 7,5 milyon binanın dönüşümünde kullanmak üzere harekete geçmişler sevgili izleyicilerimiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki ziyareti öncesi Orgeneral Akar, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bölgedeki gelişmeleri görüşmüş. Biraz önce de bu haberi aktarmıştık sevgili izleyenler. Stresi birebir neymiş bu? Bir diziden bahsediyor sevgili izleyicilerimiz. Dizi reklamını yapıyor. Biz de yapmayalım. Biz de kendi programlarımızın reklamlarını yapalım tabii ki. Evet, nefret ateşi 4 çocuk, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kurban Türk'müş sevgili izleyenler. Fransa'da göçmen kent Mulhouse'da sosyal konut yandı. 4'ü çocuk, 5 kişi öldü. 3'ü Türk'müş. Savcı kundaklama, 1 kişi gözaltına alınmış. 2014'te de bir Türk ailesi yangında ölmüştü sevgili izleyenler. Evet, biraz önce Sözcü Gazetesi'nde Meltem okumuş olduğu haber. FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında 30 yıla kadar hapis istendi. 3 çalışan için de 10 yıla kadar hapis talep etti. Bilmiyorum yani FETÖ'yü açık sevgili izleyicilerimiz iltifatlarda bulunanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Ama onun yanında Sözcü Gazetesi her zaman muhalif gazete olarak FETÖ ile ilgili yapmış olduğu aleyhteki haberleri de zamanında vardı. Sözcü Gazetesi ve sahibi FETÖ suçlamasıyla yargılanıyor. Sonuç ne olacak, nereye kadar gidecek? Bunları hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki gazeteyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesi, ama çok gazete oldu değil mi efendim? Bir haber arası verelim. Sevgili Ümit Atabay da bahsetti program açılırken. Dün Ordu'da hüzünlü bir kaza yaşandı. Türkiye'nin de gündemindeydi. Dün akşam tüm ulusal kanallarda ana haber bültenlerinde yer aldı bu kaza haberi. Evet. Öyle ki genç bir çift hayatlarının belki de en mutlu gününü yaşadılar. Belki uzun süren birlikteliklerini evlilikle noktalayacaklardı. Biri Bartınlıydı, biri Orduluydu. Ordu Ulubeyliydi. Kına gecesini yaptılar, eğlendiler, oynadılar. Eş, dost, akraba bir aradaydı. O mutlu anlardan sonra Bartın'daki düğün için yola çıktılar. Ama işte kader, acık kader ağlarını orada öldü. Yolda kaza yaptılar. O kazada damat hayatını kaybetti. Gelin ağır yaralandı. Tabii araçta bulunan diğer 2 kişi de yaralı efendim. Bu haberimizi izleyelim. Ardından devam edelim. Bartın'da yaşayan Ordu Ulubey Yeni Mahalle'den Ufuk Akgün, dün gece Ulubey'de düzenlenen törenle Özge Akgün'le evlendi. Düğün ardından İstanbul'a gitmek için yola çıkan çift Çankırı'da kaza yaptı. Ufuk Akgün hayatını kaybetti. Özge Akgün hastanede tedavi altında. Düğündeki mutlu görüntüleri kaldı. Ordu
Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün düğün merasimini gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Ufuk Akgün kontrolündeki 34 ACB310 plakalı otomobil, Samsun İstanbul istikametinde 16 KCB94 plakalı seyir halindeki tırı arkadan çarparak altına girdi. Araç sürücüsü Ufuk Akgün olay yerinde hayatını kaybederken eşi Özge Akgün ise ağır yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özge Akgün, hastanede yapılan müdahale sonucu hava ambulansıyla Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Araç içerisinde bulunan diğer yaralılar Mehmet D. ve Yaşar D. ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve geriye ise mutlu çiftin düğün görüntüleri kaldı. Acı bir kader, çok üzücü bir olay. Damat adayı da hemşerimdi benim. Yani şahsi olmasa da muhakkak Ulubey küçük bir yer. Sokakta karşılaştığımız, gördüğümüz, tanıdığımız birisiydi. Gerçekten üzüldük. Hani bazen kelimelerin düğümlendiği noktalar olur ya, bu kazayla ilgili de inanın ki denecek başka bir şey yok. En mutlu günleriydi. Mutluluklarının devamı için yola çıktılar ama işte bir anlık belki dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Bir cana mal oldu. Tabii ki gelin hanımın da ağır yaralı olduğu bilgisi halen geçerliliğini koruyor diyelim efendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan kederli aileye de bol sabır dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle tabii ki bu kazayı katmadan, yani belki kusur tamamen farklı sebeplerdendir ama sürücülerimizi de bir kez daha uyarmış olalım efendim. Özellikle gece görüş mesafesinin düşük olduğu noktalarda aşırı hızdan çekinelim efendim. Trafik kurallarına mümkün olduğunca uyalım. Yavaş gidelim gideceğimiz yere ama sağlıklı gidelim diyerek Milliyet gazetesiyle açıkçası çok üzücü, çok dramatik bir trafik kazası, hafızalardan çıkmayacak olan bir trafik kazası. Ölen gencimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine sabır. Yaralı genç kızımıza da Allah şifa versin. Trafik kurallarıyla ilgili yapmış olduğu uyarıyı da gerçekten ciddiye almamız lazım. Maalesef ki ülkemizde trafik kurallarını hiçe sayıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İşte buna benzer birçok dramatik trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Milliyet gazetesinin üst manşetinde de Las Vegas'taki katliam var. 58 ölü diyor. Sabah gazetesi 59 ölü diye geçmişti ama Sözcü ve Milliyet'te de 58 ölü bilgisi var diyelim. Bu detayı da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde Mandalay Bay Oteli'nin 32. katıdan açık hava konserine kurşun yağdıran Stephen Paddock 58'den fazla insanın ölümüne, 500'den fazlasının ise yaralanmasına neden olduğu diyor. Kundaklama terörü Fransa'da Türk nüfusun yoğun yaşadığı Mulhouse kentinin Bortwiller mahallesinde önceki gece sosyal konutta çıkan yangında 3'ü Türk çocuk, 5 kişi ölmüş. Zaten sosyal konut, yani sığınmacılar ya da mültecilerin kaldığı bir konutmuş efendim. Oraya bilinçli bir şekilde kundaklama yapıldığı bilgisi var. Ve bu nasıl vicdan? Milliyet gazetesinin ana manşeti. SMI hastası Tunahan'a maddi yardım için ailesinin açtığı Tunahan Yürüsün adlı Instagram hesabı çalındı. Milliyet'in ilaç için 2 milyon liraya ihtiyacı var diye duyurduğu spinal musküler atrofi, yani SMA hastası Tunahan'a maddi yardım için ailesinin açtığı Tunahan Yürüsün adlı Instagram hesabı çalındı. Hesabı çalan kişinin direkt mesajlarla yardım yapmak isteyenlere kendi hesap numarasını vererek para istediği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan anne Tuğba Şenyurt, şahsın Instagram'da paylaştığı hesap bilgilerini bloke ettirdik. Tunahan Şenyurt adıyla Tunahan Can verdiği yeni bir hesap açtık. Vicdansız kişi benim tüm emeklerimi bitirdi. 40 yıl düşünsem 3,5 yaşında hasta bir çocuğun hayatına göz koyulması aklıma gelmezdi diyor. İşte akıllara gelmiyor ama bunları yapan insanlar var. Gerçekten üzülüyoruz. Her kötü olay dahi olsa bile bunu bir kazanç kapısı görerek fırsata dönüştürmek isteyen art niyetli insanlar var. Lütfen durun diyerek devam edelim efendim. MTV zammı indirilecek diyor gazete. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40 zammın dünkü bakanlar kurulu toplantısında değerlendirildiğini belirterek
rakamın aşağıya makul rakama çekilmesi kararına varıldı dedi. Bozdağ görevlendirilen Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çalışmalar bittikten sonra rakamın ne kadar aşağıya çekileceğini açıkladığını kaydetti diyor efendim. Bu gelişmeleri de gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz. Günlerdir MTV zammı inecek mi? Zamı yapan belli. İndirilsin diyen belli. Oh mu desek, ne yapalım, vah mı desek? İnanın ki kafalar karıştı. İstihdam için istikrar şart. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları bunlarda. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu yıl 10.sunu düzenlediği Avrupa Bölge Toplantısı İstanbul'da başladı. Zirveye katılan Başbakan Yıldırım, iş gücüne katılımın iş sayısından fazla arttığına dikkat çekerek daha fazla iş alanı oluşturmalıyız. Bunu da istikrarla yapacağız demiş efendim ve düz liseye dönüş diyor. Anadolu ve meslek liselerine dönüştürülen düz liselerin yeni sistemde tekrar lise türleri arasına girmesi gündeme geldi. Buna göre başarı puanı %10'luk dilime girmeye yetmeyen öğrencilerin gideceği eve en yakın okullar düz lise olacakmış. Bu haberle birlikte Milliyet gazetesinde noktalıyoruz. Ya biraz önceki haberde yani hırsızlık yapanla tabii ki böyle bir normal bir ahlak yapısı bekleyemezsin ama ya bir onur olur, bir haysiyet olur, biraz bir ahlak yapısı yani olur. Keşke yani olsa, keşke olsa. Nasıl çalınır? Yani bir genç çocuğumuz, ben birisi yardım toplamak amacıyla yapılmış yani, olan. Genç bir çocuk bile değil, 3 yaşında bir çocuk. Evet, demek. Instagram hesabı bunu çalıyor ve buradan para kazanmak için veyahut da farklı yön dolandırıcılığın yani akıl almaz, ahlaksız, ahlak sınırlarının çok çok ötesinde bir işe girişiyor. Nasıl bir iştir inan anlamak mümkün değil. Kesinlikle. Evet bu arada bir diğer gazetemiz sevgili izleyenler, Posta gazetesiyle devam edeceğiz. Ana başlık kumarbaz katliamı olarak Amerika'daki Las Vegas'taki katliamı ele almışlar. Biliyorsunuz Las Vegas dünyanın kumar merkezi olarak bilinir. Diğer haberler sevgili izleyicimiz. Geçenlerde yine hepimizin eleştirmiş olduğu sokak magandası, hatta daha sonra öğrendik ki üniversite tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiymiş kendisi. Yolda yürüyen bir hanımefendi çarpıyor. Daha sonra hanım işte kadın tepki gösterince tek yumrukta kadını yani boksör gibi acımadan vuruyor sevgili izleyenler. Kadının şikayetçi olmasıyla yakalandı. Bununla ilgili bir haber var. Ve dün sosyal medyaya düşen istifaları istenen belediye başkanları iddiası vardı. Buna da yer vermiş Posta gazetesi sevgili izleyenler. Hangi belediyelermiş detaylarını biraz sonra bakacağız. Evet detaylara girdiğimizde kumarbaz katliamı diyor. 20 dakika aralıksız taralmış sevgili izleyenler. Amerika'daki terörist ve 58-59 kişinin kesin rakam, gazetelerde farklı rakamlar olduğu için söylüyorum, hayatına mal olmuş. Evet işte biraz önce bahsettiğimiz o haber, hapiste sırtır artık diyor. Bir fotoğrafı var o magandanın, sokak magandasının sevgili izleyenler. İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen AC adlı kadına önce omuz sonra yumruk atan Hakan Dündar, 24 yaşındaymış sevgili izleyenler, adlı zorba dün tutuklandı. Tıp fakültesi öğrencisi zorbanın mahkemeye götürülürken sırıtması ve ben sert vurmadım, bayan zayıftı şeklinde verdiği ifade de büyük tepki göstermiş sevgili izleyicimiz. Bu da işte Yüce Türk Adaleti'ne teslim edilmiş olan o magandalardan bir tanesi. Umarım ki gereken ceza verilir. Şimdi o delikanlıya, o öğrenciye, o magandaya sevgili izleyenler sormak lazım. Birisi çıksa aynı yumruğu akrabalarından bir tanesine, kız kardeşine, eşine, annesine atsa nasıl bir tepki verirdi? İşte şu andaki bizim hassasiyetimiz böyle bir hassasiyet. Zombi hapı sevgili izleyenler, ilk defa duyuyoruz böyle bir şey. Alındığında insan zombiye dönüştüren sentetik uyuşturucu dünyada hızla yayılıyormuş. 2012'de bu uyuşturucu olan Rudy Egno adlı 70 yaşındaki bir evsizi yerken yakalanmıştı. Son olarak Brezilya'da ortaya çıkan bu uyuşturucu insanın hayvani güdülerini ortaya çıkartıyor. Bu uyuşturucu hapı alan birisi yıllar önce yakalanmış. Başka birisi 70 yaşında bir adamı yerken yakalanmış sevgili izleyenler. Vallahi Allah akıl fikir versin. Allah insanı şaşırttırmasın. Allah insanı sapıttırmasın sevgili izleyenler. Bunlar da şaşırtmış olanlar. Evet bir AIDS şokudu. 2011-15 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Fildişi sahili Ebu'ye en son
Kıbrıs'ta Süper Lig'de Türk Ocağı Liman Asoğlu'na transfer olmuştu. Ebu Ali'nin İyilse neden olan HIV virüsü taşıdığı ileri sürülmüş ve transferi iptal edilmiş. Hastaneye içkili gitmiş sevgili izleyenler. Yazar Emrah Serbest 22 Eylül'de otomobilde Bodrum'a giderken sabah 4.30'da bir araca çarpmış. Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep hayatını kaybetmişti. Kazayı Emrah Serbest arkadaşı üstlenip hapse girmişti. Savcı üstlenip 26 Eylül'deki araçtaki kan örneklerini istemişti. Emrah Serbest 28 Eylül'de kazayı ben yaptım. Psikolojim iyi olmadığı için o an üstlenemedim. Kendimi hapse hazırlamak için psikiyatri kliniğine yattım. Alkol yoktu deyip resmi olmuştu. Ve Emrah Serbest kaza sonrası İstanbul bir hastanede acil servisinde enişesiyle gelmişti. Alkol muayenesinde 1.25 promil alkol olmuş sevgili izleyenler. Yasal sınır 0.50'ymiş. Evet. 1000 yıllık oyuncak bulunmuş Şanlıurfa Soğumatlar Antik Kenti'nde yapılan kazılarda sevgili izleyicilerimiz. Ankara Karabağ Harp Okulu'nda yeni eğitim yılı açılış töreni dün yapıldı. Kara Harp Okulu tarihinde ilk defa bir başörtülü öğrenci ilgi odaydı. Harp Okulu'na Merve Gündüz başörtülü kabul edilmişti sevgili izleyenler. Evet, dün sosyal medyada deprem etkisi yaratan en fazla tartışılan, konuşulan olaylardan bir tanesiydi. Evet, bir kanalın iddiasısıydı sevgili izleyenler. Posta gazetesine de yansımış. Bomba iddia, AK Parti'de deprem. İstanbul'dan sonra Düzce Belediye Başkanı istifa etti. İddiaya göre Ankara, Balıkesir, Bursa, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanları da gidecek. Kanal D'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları Melik Gökçek, Ankara, Recep Altepe, Bursa, Ahmet Edip, Uğur, Balıkesir, Nurullah, Cahan, Uşak, Faruk Akdoğan, Niğde ve Hasan Ülver, Nevşehir istifaları istendi. Şubat'a kadar süre verilmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet ve CHP'den çok bir iddia daha var. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş kısa zaman içinde 16 AK Partili belediye başkanı istifa ettirilecek iddiasında bulunmuşlar sevgili izleyicilerimiz. Evet, bunlar da Posta Gazetesi'nin haberleriydi. Posta Gazetesi'nde paylaşmış olduk. Star gazetesi var efendim, aktaracağımız son gazete, süremize kadar Star gazetesine de yer verebiliyoruz. Star gazetesinin üst manşetinde de MTV zammı var. MTV'ye ince ayar olarak duyurmuş. Motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40'lık zam dünkü Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 4 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulumuz MTV'nin kanun tasarısında öngörülen aşağı makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi dedi. Yani MTV zammında indirime gidilecek ama rakam ne olacak bunu da önümüzdeki günler gösterecek. Teröre karşı ortak mesaj diyor. PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinin katıldığı törende cenaze namazının ardından 33 yaşındaki şehit Erdal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verildi diyor efendim. Ve piyadeler ön cephede Türk ve Irak ordusuna bağlı güçlerin Habur'da birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikatın 15. gününde tanklar geri plana alındı. Piyade birlikleri cephenin en önünde göğüs göğüse çarpıştı. Tank ve fırtına obüslerinin desteklediği birlikler düşmana hücum etti diyor. Ve ana manşet bölgesel barış mutabakatı başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi ikili görüşmeler için Tahran'a giden Genelkurmay Başkanı Akar'la İran'la mevkidaşı Bakir'i ortak mesaj verdi. Her konuda tam mutabakatız denilmiş efendim. Ve 32. kattan ölüm yağdırdı. 58 ölü 515 yaralı diyor Las Vegas'taki katliam da yine Star gazetesinde manşetinde. Darbecilere kucak açmayın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları. Binali Yıldırım FETÖ ve PKK'lara sahip çıkan Batı'yı uyardı diyor. Türkiye Orta Doğu'da otorite boşluğundan kaynaklanan terör faaliyetlerinin Balkanlara, Avrupa'ya yayılmasını önlüyor. Ancak dostlarımızın darbenin arkasındaki FETÖ unsurlarıyla PKK sempatizanlarına kucak açması bizi üzüyor demiş efendim. Ve bu haberle birlikte Star gazetesini de noktalıyoruz. Saatlerimiz ise 8.40'ı gösteriyor efendim. Mesajımız yoksa Ümit abi kısa bir reklam arası vereceğiz.
Ardından yine birlikte olacağız. Evet, tamam, reklamlara çıkabiliriz. Evet, o zaman henüz bize mesaj yollayan izleyenlerimiz yokmuş. O zaman hatırlatalım, mesajlarınızı bekliyoruz. Facebook üzerinden programımız şu anda da canlı yayınlanıyor. Mesajlarınızda sorularınız olabilir, yorumlarınız olabilir. Kendinizle ilgili iletmek istediğiniz farklı bir mesaj olabilir. Mesajlarınızı da bekliyoruz diyerek şimdi kısa bir reklam arız. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam edecek. Önceki kampanyalarımıza olan yoğun ilgiden dolayı yepyeni bir kampanya ile karşınızdayız. Aramızda Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbayır var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni kampanyamız ne acaba? Ne gibi değişiklikler var eskiye nazaran? Yine aynı şekilde 45 bin liralık olan parsellerimiz Silivri'de. Gene İstanbul'un bir parçası, İstanbul'un içi olan Silivri'de 45 bin liralık parsellerimiz bu sefer kampanyalı 35 bin lirada. Çok güzel, çok iyi. Peki ben şunu sormak istiyorum. Dar gelirliler, ev hanımları, bunlara nasıl yardımcı olabiliyorsunuz? Çünkü bunlar da toprak sahibi olmak istiyor. Sürekli call center'ları arıyorlar. Onlara bir şartımız yok. Onlar kendileri kaç para peşinatları varsa, kaç para taksit ödeyebiliyorlarsa... 2000 lira diye ısrarımız yok. 1000 lira ödüyordur. 1000 liraya göre ona göre uyacağız. 1000 lira değildir, 750 liradır. Ona göre dar gelirli ve ev hanımlarına da ona göre uyacağız. Peki dernekler ve toplu alımlarla ilgili bir yardımınız var mı? Ya da şartlar neler, nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Onlar da aynı şekilde toplu alımlarla ilgili ellerindeki peşinatlarına... Vermek istedikleri, takasta vermek istedikleri araçlarına göre ödeyebilecekleri, aylık toplayabildikleri ödemelerine göre onlara da ayrıyetten gene Klas Arsa Ofisi olarak bizler elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Çok güzel. Yurt içi yurt dışından gelen, yer almak isteyen, toprak sahibi olmak isteyenler, bunlara özel bir avantajlarınız var mı ya da nasıl yardımcı oluyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii. Öncelikle şunları bir belirtelim. Klas Arsa Ofisi olarak biz uzun süredir bu işin içindeyiz. Biz de yerleri görebilmek için ücretsiz servislerimiz var. Üzerleri reklam logosu olan araçlarımızla örneğin alt bantlardan geçen telefonlardan müşterimiz gerek Anadolu'dan gerek yurt dışından aradığında gerek otogarlardan gerekirse havaalanından alıp ücretsiz bir şekilde arazilerimizi gösteriyoruz. Yer alan herkesin ulaşım masrafı ve konaklama masrafı Klas Arsa Ofisi olarak bizlere ait. İnanmıyorum. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Gerçekten bunu düşünmeniz de ayrı bir nokta. Peki kefilsiz bir yer alıyorlar,
Tapulara nasıl, ödeme koşulları nasıl oluyor? Müşterilerimizden 1 lira peşinat, 1 lira kapora yok. Yok bir artık. 1 lira peşinat almadan, 1 lira da tapu masrafı da dahil almadan. Ne dedik? 35 bin lira. 35 bin liraya parselini kendisine tapu dairesinden teslim ediyoruz. O vakte kadar 1 lira yok. Nasıl olur ofisimize, ya? Ofisimize oturduğumuzda, kendi ofisimizde, eğer ki vadeli ise vadeli, peşinse peşin, tapusunu aldıktan sonra ödemesini alıyoruz. Bunu da gerçekten inanın ilk defa duyuyorum ama bunu da düşünmeniz çok güzel. Peki tapu masrafları? Tapu masrafları kuruluşumuzdan bugüne kadar Klas Arsa Ofisi olarak bize ait. Bunları da siz karşılıyorsunuz. Evet. Gerçekten her kesimin yanında Klas Arsa Ofisi. Klas Arsa Ofisi olarak bizler uzun süredir bu işin içerisindeyiz. Ücretsiz servislerimizle hiç peşinatsız 10 bin lira peşinatla 20 bin lira peşinatla olan parsellerimiz mevcut. Sadece bizlerdekiler 300 metrekare ile sınırlı değil. 300, 500, 1000 metrekare, 2000 metrekare. İstediğiniz ölçülerde, istediğiniz ebatlarda. Sadece ve sadece dar gelirliye ya da durumu iyi olanla orantılı değil. Klas Arsa Ofisi olarak 28 yıldır bu meslekte hizmet etmekteyiz. Biz Klas Arsa Ofisi olarak İstanbul'da ve Türkiye'nin her tarafında herkesi toprak sahibi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakın, toprak sahibi yapmak istiyoruz dediğimizde böyle uzaklarda değil, İstanbul'da, İstanbul tapulu yerlerde, Klas Arsa Ofisi olarak Silivri'de. Silivri biliyorsunuz, İstanbul'un bir parçası. Çok güzel, konum olarak da çok iyi. Bizler geçmişten yapmış olduğumuz parsellerimizle ilgili bu sene görüyorum çoğu tel örgüyle çevirmiş, konteyner koymuş. Hafta sonlarında gelip bir bağ bahçe olaraktan kullanılıyor. Emin olun Klas Arsa Ofisi olarak biz bunlardan mutluluk duyuyoruz. Evet sevgili seyirciler, siz de bu şok kampanyadan yararlanmak istiyorsanız alt bantta geçen numaraları arayın. Siz de İstanbul'da toprak sahibi olun. Karadeniz'in değeri, Karadenizli'nin kaderidir fındık. Emeğidir, alın teridir. Daldaki yeşil altını en önemli değeridir. Biz iddialıyız. Değerinize değer katıyoruz, fındığınızı değerinde alıyoruz. Çünkü bizim değerimiz sizsiniz. Resuloğlu Fındık, değerinize değer katar. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız, prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevkii Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor. Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var. Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor.
Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat. Hayallerinizdeki eve sahip olun. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, ordunun hem saral hem gerçek tek marketi. Yeşil ve Mavi'nin başkenti Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü, harika denizi ve sahiliyle Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Bu yıl 7.'si düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Sahili etkinlik alanında. Ordu Valiliği himayelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu işbirliğiyle Ordu Burada, İstanbul'da sloganıyla gerçekleştirilen Yeni Kapı Ordu Günleri bu yılda kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Ordu ve ilçelerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtıyor.
4 gün boyunca konser, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler. Ordu sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 12-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Ordu günlerinde buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Mehmet Erişti'nin hazırlayıp sunduğu Başkanla Başbaşa programının bu haftaki konuğu Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe. Değişen ve hızla gelişen Çatalpınar'da yapılanlar ve yapılması planlanan yatırımlar. Mehmet Erişti soracak, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe cevaplayacak. Başkanla Başbaşa 3 Ekim Salı akşamı saat 20'de TV52'de. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 22'de evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konukları Kürekçili Köy Dernek Başkanı ve Akkuş Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Gümüş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Halil Özçelik. Ordu'nun Dereleri her Salı akşamı saat 22'de. İyi seyirler. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa Yeni Gün programında ben Ümit Atabay ve Fatma Meltem Naz Yılmaz'la birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Programımız içerisinde ulusal gündemle başlıyoruz. Memlekette, dünyada neler oluyor, neler bitiyor, bunları gazeteler aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Daha sonra yerel gündeme geliyoruz. Yerel gündemde ise Ordu gazeteleri, Ordu yazılı basınına bakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda da TV2 Haber Merkezi'ndeki değerli arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu haberlerle beraber programımızı akışı sürüyor sevgili izleyicilerimiz. Ve son bir üçüncü bölümümüz var ki orada da konuk alıyoruz. Yani 3 saatlik uzun soluklu bir program. Bu program içerisinde tabii ki sizin desteklerinize de ihtiyacımız var. Özellikle sosyal medya adresinden yazmış olduğunuz mesajlarınızı paylaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz. WhatsApp görüntülerinde fotoğraflar, görüntüler, her şey olabilir. Bunları da program içerisinde ilerleyen dakikalarında paylaşıyoruz. Gelen mesajlar olduğu zaman da sizlere aktarıyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet, yerel gündemdeyiz. Yerel gündemde neler var, neler yok? Gazete manşetleri, haberler, olaylar gazetelere nasıl yansımış? Bunlara bakacağız sevgili izleyicilerimiz. Haber mi gireceksiniz? Evet, iki haberle başlamak istiyorum aslında. Şöyle ki çok önemli bir konu. Bir sosyal proje, Avrupa Birliği desteğiyle finanse edilen bir proje. Ordu Üniversitesi Avrupa Birliği hibe projesi kapsamında bir gezi düzenlendi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen istihdam için beceri engel tanımıyor projesi kapsamında 20 kişiye çeşitli alanlarda eğitimler verildi. Eğitimlerini tamamlayan bu kişiler daha sonrasında Ankara ve Safranbolu'ya yolculuk yaptı. Bu seyahate TV52'de eşlik etti. Haber merkezinden sevgili Tülay Ünlü de bu dezavantajlı sınıfa koyduğumuz ama aslında hiç de dezavantajlı olmayan kişilerin Ankara ve Safranbolu yolculuğundaydı. An be an görüntüledi sevgili Ercan arkadaşımız da bu geziyi. Ve izlerken eminim siz de gurur duyacaksınız. Çünkü hani dezavantajlı diyerek bazen kendilerini toplumdan ayıran ya da bazı sebeplerle zaten otomatikman bizlerin yanlış tavrıyla ayrılmak zorunda hisseden kişilerin nasıl topluma kazandırıldığına şahit olacaksınız. 7. sıradaki haberimizi izliyoruz. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak.
çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu ortasına, dön dedi döndü ki voltasına. Fakirin paradına bir yok ama, zenginin meyvesini koy vodkasına. Kimi ürkekçe yaklaşıyordu insanlara, kimi içine kapanmış, evden dahi çıkamıyordu. Dezavantajları onların sosyal hayata uyum sağlamasını zorlaştırıyordu. Topluma yararlı bireyler olabilmek için özgüvenden başka hiçbir eksiklikleri yoktu oysa ki, ta ki bu projeye kadar. İstihdam için beceri engel tanımıyor projesi, hayatlarının dönüm noktası oldu. Bu proje sayesinde artık topluma yararlı bireyler hem de istihdama katkı sağlayan kişiler haline geldiler. İçlerinden geçeni kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek ifade ettiler. Çok güzel, teşekkür ederiz. Mithat Hoşam'a, Ahmet Hoşam'a, bütün hocalarımıza teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Yani şeylere gideceğiz, otele gideceğiz, Anıtkabir'e gideceğiz. Sizde güzel geçecek. Anıtkabir'e gideceğin için heyecan var mı? Evet. Hiç de gitmedim abla. İlk defa. Evet. Evet. Mesela bilgisayar öğrendim. Bilgisayarda bilmediğim şeyler vardı. Onları öğrendim. El sanatlarını öğrendim. İş yapmadım, işleri yaptım. Yani faydalı oldu yani. Evde, yani evdeyim. Çok teşekkür ederim bu proje geçirdiği için. Arkadaşlarıma iyi davrandım. Neler öğrendin peki? Neler gördün? Kolyeler. Kolye yapmayı öğrendim, gördüm. Nakışta öğrendim. Burada mı öğrendin? Burada öğrendim. Zaman yok. Sana katkıları oldu yani. Evet. Teşekkür etmek istersin peki? Evet hocam. Bunu. Güzel hocam. Ordu Üniversitesi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Özürlüler Derneği Genel Merkezi ortaklığıyla Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yürütüldü. İstihdam için beceri engel tanımıyor projesi. Evet, çok yani çok memnun kaldım yani, çok harika, kızım da çok istekliydi. Kaçıyor yani, malumunuz. Yani çok, ne bileyim, anlatılacak gibi bir şey değil yani, böyle yaşamak lazım ve yaşıyoruz da. Ama sosyal şeyleri çok etkili. Teknikleri zaten güzeldi, daha da güzel şeyler. Ve biz ama geç kaldık tabii. Biz bir ay süreyle buraya şey yapıldı. Ama bayağı faydası var yani. Evet, çok güzel şeyler öğrendi. Eve kapatmıştı kendini. Bu kursun sayesinde açıldı. Arkadaş ortamları çok güzel. İşte öğrendiği şeyler, el becerileri çok güzel kursta. Çok güzel şeyler yapıyor, öğrendi. Topluma kazandırdık en az. Yani bence çok güzel şeyler bunlar. Ondan önce sadece evde zamanlarını geçiriyordu. Şimdi her şeye atılmaya başladı. Evet, önceki haliyle şimdiki halin arasında çok çok fark var. En azından orada öğrendiklerini eve gelip bana göstermesi, arkadaşlarına göstermesi, çevresine göstermesi çok güzel bir şey. Ve artı eline aldığı parayı, mesela anne bak bu benim param demesi, o kadar insan duygulandırıyor ki. Bu benim harçlığım, anne al bu da senin olsun demesi. Çevreyle ilişkisi çok farklı. Mesela eve kapanıktı. Ama şimdi öyle değil. Kendine özgüveni daha çok geldi. Daha iyi her konuda. 1 Kasım 2016 tarihinde başlayan proje kapsamında verilen eğitimlerle el sanatları ustası, satış görevlisi mesleğinde nitelik kazanması, girişimcilik eğitimiyle KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanması, genel beceri eğitimi ve rehberlik hizmetleriyle özgüven kazanmaları, sosyal hayata tutunmaları ve iş hayatıyla sosyal entegrasyon sağlamalarına katkıda bulunmaları hedeflendi ve hedeflenenler fazlasıyla amacına ulaştı. Onlar artık Ankara ve Safranbolu yolcusuydu. Teknik anlamda öğrendiklerini birebir yerinde görmek için çıktılar yola. Sonunda Ankara'da bulunan Beypazarı Çarşısı'na vardılar ilk önce. Başarının engel tanımadığını gösterdiler herkese. Gönlümüz açıldı. Her şeylerde gördük, güzel şeyler gördük. Ağaçtan yapılmış şeyler gördük. Şeylerini, satış lokumlarını gördük. Cam şeylerini gördük. Peki gördüğünüz şeyleri uygulayabilir misiniz? Size katkıları oldu mu? Uygularız. TV52 Haber Merkezi de kursiyerlerle birlikteydi. Onların sevincini sizler için görüntüledi. Evet, katta hayatım, hayata hazırlanmak seçinden bayağı güzel oldu. Bu gezimiz de güzel oldu. Arkadaşlarımla birlikte olmak. Yeni yeni arkadaşlar edindik işte. Kıyafet gördüm. Hesap işi gördük. Ebru gördük. Bunları sordum. Cam sanatı gördüm. Evet. Cam sanatı gördüm. Evet. Peki gördüm.
gördüğün şeyleri uygulamaya dökebilir misin? Evet, dökeriz yani. Bir de hatta çit açıyordu. Hocam çit açtı bir de. Burada çatış yapacağız. Kuş bittikten sonra bu internet üzerinden çatış yapıp çatacağız. Peki neler öğrendin? Biraz anlat bakalım bize. Şey öğrendim. Bütün hocalarımın yani hocalarımıza teşekkür ederim. Bütün hocalarımızın emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kursiyerler artık gördüğü tüm bu eserleri uygulayacak ve öğrendikleriyle kendilerine yeni bir yaşam kuracak seviyeye geldiler. Öğrenmek için gittikleri gezilerde hem eğlendiler hem de hoşça vakit geçirdiler. Çekiyorum. Beypazarı'nda onlarca el sanatlarını yerinde gören öğrenciler ardından Anıtkabir'e geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettiler. Haydi. Bir tane daha alacağım. Evet. Beceri ya. Gerçekten de engel ya. Tanımıyor. En büyük engel beyinde ve düşüncede diyoruz. Ya, toplum içerisinde kesinlikle kazanmamız gereken insanlar. Yani toplum içerisinde biraz önce senin de söylemiş olduğun gibi biz kendimiz belki de otomatik olarak dışarı atıyoruz ama bu türlü projelerle beraber toplum içerisinde daha çabuk entegre olup daha çabuk girip toplum içerisinde yer alabilecekler. Ama buna bazen projelerin yapılması, üretilmesi, çoğaltılması lazım. Şimdi projeye bakıyoruz. Projenin arkasında Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'ni son zamanlarda biliyorsunuz tukaka ilan ediyoruz. İstemiyoruz Avrupa Birliği diye. Ama yani tabii kötü olarak bakmış olduğumuz işte siyasi yürütmüş oldukları siyasette ülkemizin çıkarını olmayan birçok şeyler olabilir belki böyle. İşte bizi dışlıyor olabilir. Hani biz nasıl bir engelliği böyle bazen istemsiz olarak dışlıyoruz veyahut da beğenmemiş olduğumuzu kendi içimizden kabul etmiyoruz dışlıyor. Bu şekilde dışlanmışlık olabilir ama bu türlü projelere bakmış olduğun zaman arkasında Avrupa Birliği projeleri yazıyor. Bizim de var sivil toplum örgütlerimiz. Bizim de var bir sürü derneklerimiz. Derneklerde görüyoruz. Şenlikler yapılıyor. Kendi işlerimizi eğleniyoruz. Veyahut da işte bir dernek vardır. Derneğin bir tane bir yer vardı. Orada okeyler oynanıyor. Buna benzer şeyler. Yani bu tür projelere imza atması lazım. Sivil toplum örgütü demiş olduğun işte bunlara yarar. Yani devletine her zaman uzanamamış olduğu yerler olur. Veyahut da işte farklı projeler insanlar bu tür projelere yer alması lazım. Ve devletler ilatörünü destek ise bu tür projelere kaynak yaratılır. Ama maalesef ki biz kaynağımızı çok çok farklı şeylerde kullanıyoruz. İnanın ki Avrupa Birliği projelerinin buna ve benzer arkada sağlamış olduğu ekonomik değerler olmasa bu tür projelerin belki de birçoğunu göremeyeceğiz. Yani çok da haksızlık etmeyeyim. Tabii bununla ilgili yeni çalışmalar, yapılan projeler, Türkiye'nin de kendi imkanlarıyla yaptıkları var ama Avrupa Birliği'nin de böyle projeleri destekliyor olması güzel. Örneğin meyvelerini nasıl topladığımızı gördük. Ankara'ya gittiler. İlk defa hayatlarında bu vesileyle Anıtkabir'i de gördüler. İşte çeşitli el sanatları gördüler. Tüm bunların ötesinde yaptıklarını satacak. Mesela bir tane çocuğumuz gözüktü. Ben çok etkilendim. Şimdi diyor bize site açıldı. Biz yaptıklarımızı buradan satacağız diyor. Bu anlamda da gerçekten böyle takı, aksesuar vesaire almak istiyorsak önceliğimizi bu arkadaşların yani dezavantajlı olarak değerlendirilen arkadaşlarımızın yaptığı ürünlerden seçmek çok da büyük katkı sağlayacaktır onlara. Ben özellikle de sivil toplum örgütlerinin bu konularda çok çok daha Türkiye'deki hareketli olması gerektiğini ve bu tür evet. projelere destek vermesi gerektiğini ve enerjisinin bunlara harcaması gerektiği düşüncesi içerisindeyim. O yüzden yoksa bakmış olduğu zaman yani derneklere bakmış olduğu zaman onlarca yüzlerce dernek var. Yani ne iş yaptı, ne yaptı, hangi amaçla kuruldu inanın ki bilmiyorsun, anlamıyorsun. Ama bu tür şey yani düşün belki senin için önemli değil ama
bahsetmiş, biraz önce görmüş olduğumuz arkadaşlarımızdan bir tanesini tutup kendi arkadaşlarıyla, kendi gibi olan insanlarla beraber Ankara'ya götürüp Anıtkabir'de gezdirmek, o sokaklarda gezdirmek, dolaştırmak onun için çok çok anlamlı. Evet, aynı zamanda el sanatları çok çok gördüler, önemli. Çeşitli tarihin kültürü de öğrendiler. Hem Ankara'ya gidip Anıtkabir'i gördüler, daha sonra Safranbolu'da koca bir tarihe tanıklık ettiler. Güzel bir gezi, verimli bir gezi oldu. Biz de teşekkür ediyoruz. TV52'ye de böyle bir fırsat vererek bu geziye katılmamızı sağladıkları için efendim. Biz de onların o gezisini ekranlara getirdik. Tülay'da erinmeden, sıkılmadan onlarla beraber gezdi, dolaştı, kesinlikle. Gitti, haberleştirdi. Erinmeden, sıkılmadan bir yana hayatında da çok önemli bir deneyim oldu. Evet. Belki de bakmadığı, görmediği farklı bir pencereden artık hayata bakıyor. Yani en azından normal bir insan oranla çok daha duyarlı artık bazı konulara. Demek ki ne yapacakmışız, yaşayarak öğrenecekmişiz diyelim. Evet. Gazetelere başlıyoruz, evet. Sevgili izleyicilerimiz. Ben Ordu Olay Gazetesi ile programımızın ilk yerel gazetesini aktarmaya başlayacağım. Ulusal gündemde aktarmış olduğumuz bir haberdi. Ordu'da meydana gelen gerçekten çok elim, çok dramatik, çok üzücü bir trafik kazası. Gerçekten dün hepimizin, tüm ordular olarak, hatta tüm Türkiye'de yayılmış olan bir haber. Üzüldüğümüz bir haberdi. Ulusal gündemde de yer buldu. Düğün evi cenaze evine döndü başlıklı haber Ordu Olay Gazetesi'nde sevgili izleyenler. Ordu'da düğün yaptıktan sonra İstanbul'a giden çift, genç çiftin bulunduğu otomobilin Çankırı'da tıra arkadan çarpması sonucu damat Haybi hayatını kaybederken gelinle birlikte 3 kişi yaralanmış sevgili izleyenler. Ulubey'den İstanbul'a gidiyorlardı. Edinilen bilgiye göre Ulubey ilçesinde 1 Ekim Pazar günü Ulubey Düğün Salonu da düğün merasimi gerçekleştirildikten sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Ufuk Akbün kontrolündeki 34 ACB plakalı otomobil Çankırı Atkaracalar ilçesine Samsun İstanbul istikametinden gelen bir serüvendeki tıra arkadan çarparak altına girmiş sevgili izleyenler. Damat hayatını kaybederken gelin ağır yaralı. Gencimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine sabır diliyoruz. Genç kızımıza da Allah şifalar versin sevgili izleyenler. Gerçekten hani gazetede de yazmış, kaderin böylesi, çok üzücü, çok üzücü. Evet, ama hayatın içinden olan haberler. Evet, hemen diğer haberlere de bakalım sevgili izleyenler. Fiyat hamlesi yetersiz kaldı başlıklı bir haber yine Ordu Olay Gazetesi'nde. Serbest piyasada maliyetin altında işlem gören fındık fiyatları üreticileri memnun etmiyor. Üretici temsilcileri de buna dikkat çekmek, çözüm bulunmasını istiyor. Üretici birlikleri serbest piyasa fındıklarını hareketlendirmenin yolunu fındık alım kotasının kaldırılmasından veya kademeli fiyat uygulamasından geçilmesine bulunuyor. Evet, bu konuda bir baskı olması lazım. Herkesin TEMO'dan beklemiş olduğu kademeli fındık fiyatlarının artırılması veyahut da fiyat konusundaki bu kotanın kaldırılması sevgili izleyenler. Ve fındık hamlesiyle ilgili TEMO'nun alımlarıyla ilgili hani düzelmelerin olduğu yanında fiyat konusunda da bir hamlenin olması gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Bakalım bu konuda gerçekten ciddi anlamda kaboy oluşturmaya çalışanlar var, baskı yapanlar var. Ama bir yandan da siyasetçiler fiyatların iyi olduğu yönünde, işte eskiden fındık fiyatlarıyla dolar bazında şimdiki fındık fiyatlarını eleştiriyorlar. Onlar da çok ciddi anlamda eleştiri alıyorlar sevgili izleyenler. Özellikle fındık gibi bir konuda fındığın partisi, siyaseti yoktur. Fındığın tek bir partisi vardır. O da ekmek sevgili izleyeceğimiz. 8 milyon insanı ilgilendiren bir ekmek kavgasından bahsediyoruz. Buradaki tek geçerlilik noktası halkın çıkarıdır. Buradaki fındık üreticisinin çıkarıdır. Gerisi daha sonraki gelen detaylarda. Evet, balıkçılar da umudunu bulamamış sevgili izleyenler. Avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılan Karadeniz balıkçılar ilk aylarında umduklarını bulamamışlar. Orada ilk kar yağdı yağışı. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte artan soğuk hava Ordu'da yerini kar yağışına bıraktı. Sahil kesimlerde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili olur. Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı yaylasında yeşil örtü beyaza büründü. Kara aniden yakalanan çobanlar ise
dönüş yolunu tutmuşlar sevgili izleyicilerimiz. Evet, sırada hangi belediyeler var diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından istifa eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Kereş'in istifasını da değerlendirerek İstanbul ve Düzce Belediye Başkanlarından sonra sırada hangi belediye başkanları var diyerek hükümete yüklenmiş sevgili izleyenler. Şu anda da sosyal medyada da olan, biraz önceki ulusal medyada da okumuş olduğumuz bazı belediyelerle ilgili istifa haberleri de var. Bunları ne derece doğrudur, ne derece gerçek dışıdır bunları bilemiyoruz. Takip edeceğiz, göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, bunlar ilk sayfa haberleriydi. Ordu Olay Gazetesi'nde bu şekilde aktarmış olduk. Ordu Hayat Gazetesi ile devam edelim hızlıca. İhracat ikiye katladı diyor Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç. Yeni sezonun ilk ayında 28.111 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 187.458.888 dolar döviz girdisi sağlandığını açıklamış. Yani şöyle ki üreticisini sevindirmese de fındık bu sezon ihracatçıyı sevindirecek gibi görünüyor. Safariler soykırımdır diyor. Ordu kimsesiz hayvanları yaşatma doğal ortamlarını koruma ve sağlama derneği başkanı Aziz İşbakan, hayvanlara işkence yapmanın da bir insanlık suçu olduğunu anımsatarak hayvanlara acımayanların insanlara hiç acımayacağını söylemiş. Kesinlikle katılıyorum ben de kendisine. Ve en çok boşanma davası açılıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Ömer Uğur Gençcan, Türkiye'de en çok açılan davanın boşanma davası olduğunu söyledi. Orada da bu böyle. Baro Başkanımız geçenlerde konuğumuzdu ve en fazla boşanma davalarının yaşandığını söyledi. Tabii bu da çok çok araştırılması aslında gereken bir durum. Aile kurumuna zarar veren bir durum diyelim. Ve ana manşet yarım kalan mutluluk diyor. Pazar gecesi evlenen Özge ve Ufuk Akgün çifti aynı gece trafik kazası geçirdi. Damat yaşamını yitirdi. Gelin ise ağır yaralı, yani gelin Özge ise ağır yaralı tedavisi sürüyor. Bu acı haber Ordu Hayat Gazetesi'nin de manşetinde efendim. Zaten ilk bölümde yeni günde de ekranlara getirdik bu olayı. Kar yağışı başladı diyor. Çam başına, yani yüksek rakımlı noktalara kar düşmeye başladı. Kar yağışının da beraberinde getirmiş eksi derecelere düşen sıcaklık. Ve TMO fındık almasaydın ne yapacaktınız? AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun söylemleri. Gündoğdu, TMO'nun fındık piyasasını dengelediğini ileri sürerek TMO fındık almasaydı halimiz daha perişandı dedi. Acaba kimin sayesinde diye sormak lazım. Çünkü Bakan Fakı Baba demedi mi? Yani ben ya bölge milletvekillerine sordum bu fiyatı belirlerken yani, dedi. Hani geçen yıl TMO fındık alsın diye yine kamuoyu oyu oluşturuldu. Yoksa tutup da milletvekilleri işte fındık alımı konusunda işte hükümete işte kendi bulmuş oldukları iradeye herhangi bir baskı falan yapmadılar. Onların yapmış oldukları baskılar ortada. Geçen gün burada şeyimizi anlatmadım mı? Altınordu Ziraat Odası Başkanlığımızı anlatmadım mı? Cumhurbaşkanı'nın yanına gittim. Cumhurbaşkanı 9 lira gibi bir fiyatın iyi olduğunu deklare etmiş buradaki siyasetçiler. Artık kimler olduklarını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı kafasında 9 lira oldukça iyi bir rakam gibi algısı oluşturmuşlar. Ondan sonra 10 lira gibi bir rakamlar sevgili izleyicilerimiz. Bu konuda inanın ki hani bölge milletvekillerimiz fındık konusunda sınıfta kalmıştır. Bu yönde yani hiç kimseyi herhangi bir konuda inandıramaz. Ama başka konularda yapmış oldukları çalışmalar vardır, desteklemeler vardır, şunlar bunlar filan vardır. Onlarla ilgili söylemiş olduğumuz bir şey yoktur. Ama fındık konusunda şu anda hiç kimse içinde bulunmuş olduğu durumdan memnun değil. Evet. Devam ediyorum gazeteyle, ardından da haberimiz olacak. Ya. Yolun açık Ordu diyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yol seferberliği Ordu'nun 19 ilçesinde devam ediyormuş. Ordu Büyükşehir Belediyesi devam ettirdiği çalışmalarla ilgili yine gazetede haber var. Kanlı son diyor. Fatsa ilçesinde gençler arasında çıkan tartışmada bıçaklar konuştu. Bir kişi de yaralandı. Tarım Bakanı'na da müdahale lazım demiş MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yine fındıkla ilgili açıklaması da Ordu Hayat Gazetesi'nde.
Şimdi ise Fatsa ilçesinden bir haberle devam edeceğiz. Hani az önce dezavantajlı insanların nasıl hayata döndürüldüğünden bahsettik. Ama bazen öyle önlemsiz ya da sorumsuzca çalışmalar yürütüyoruz ki sağlıklı insanların bile dezavantajlı sınıfa düşmesini kendimiz istiyoruz sanki. Bütün zemini hazırlıyoruz. İşte ona benzer bir haber. Fatsa ilçesinde de bir kaza yaşandı. Çok şükür ki acı bir olay yaşanmadı ama bazı şeyleri yaparken ne kadar önlem aldığımız, diğer insanların hayatını ne kadar önemsediğimiz de bu kazayla gözler önüne serildi. İkinci sıradaki haberimizi izliyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol ortasına önlem alınmadan bırakılmış, rögar açma blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sakarya Mahallesi Yeni Kumru Caddesi'nde Hasan Durak yönetimindeki 34 JT 3916 plakalı otomobil akşam saatlerinde yol çalışmasının ardından caddenin ortasına bırakılmış rögar açma blokuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol kısmı 1 metrelik beton blokun üzerine çıkarak iki tekeri havada kalan araçtaki Ayşe, Öykü ve Nehir Durak yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç beton blokun üzerinden çevredeki vatandaşların yardımıyla indirildi. Öte yandan sürücü ve çevredeki vatandaşlar yol çalışmasının ardından önlem alınmamasına tepki gösterdi. Yani kazayı hatırlayamadım çünkü yoldan giderken bir anda böyle olduk yani. Uyarıcı hiçbir önlem yoktu. Hiçbir şey yok. Yani yetkililerin mesajımız da bu Fas'ın her tarafı böyle. Sadece burası değil ki. Dördüncü kaza geçirişim neredeyse yani. Ölmüş olur. Her taraf. Yani Fas'ın her tarafı böyle yani. Peki yaralanan kişilerin durumu nasıl? Eşim hastaneye gitti. Babası biraz rahatsızlanmış. Şu anlar bu en ciddisi bu yani. En ciddisi bu. Diğer çocuk yaralanmış mıydı yoksa? O durmadı, duramadı yani. Çok süratliydi. Sonra da fark etti ama toparladı son anda gitti. Peki diğer rögar kapaklarına da önlem alınmıyor mu yoksa? Yani bizim gördüğümüz önlem alınmıyor. Oradakinde ama ortadakinde önlem alınmıştı. Yani etrafını bir şekilde sarmışlardı ama şerit yoktu. Bu tamamen kara düzen yani. Evet sevgili izleyicilerimiz, kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlarda Hayri Taş Taksim'den selamlar, günaydın, iyi yayınlar demiş. Hayri kardeşimize teşekkür ediyoruz. Güngör Durgut iyi yayınlar demiş. Avusturya'sı Salzburg'dan Ordu'ya Günören'e selamlar, iyi yayınlar. Buralara kış geldi artık demiş Mehmet Aksoy sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş buralara da kış gelmek üzere, kış kendini gösteriyor. Ama oralar biraz daha erken, Avusturya'ya oralar biraz daha erken geliyor. Evet, Yeni Dönem gazetesiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Biraz önce aktarmıştık farklı bir gazetede de balık yok. Evet, Yeni Dönem gazetesi ise fındıktan sonra bu bölgenin özellikle sahil kesimi en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi olan balık ve balıkçılıkla ilgili balık sezonunda zayıf geçiyor sevgili izleyenler. Evet, avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de Vira Bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar ilk aylarında umduklarını bulamadı. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz yaptığı açıklamada av sezonunun ilk ayında hüsranla geçtiğini söylemiş sevgili izleyenler. İşte hani aramış olduğumuz o balıklar, bulmuş olduğumuz o balıklar sevgili izleyenler. Maalesef ki sezon kötü geçiyor ama bu konuda yine en fazla balıkçılar şikayetçi ama balıkçılarımızın da bu konuyla ilgili işte o kadar haksız bir rekabet var ki şu anlamda işte atıyorum Perşembe tarafında avlanan bir balıkçı teknesi o kadar gelişmiş cihazları var ki kilometrelerce ötesindeki sevgili izleyenler balıkları görebiliyor ve o balıkların boyutuna bakmadan da bazen avlanılabiliyor. O anlamda çok kontrollü olması lazım. Mesela yine balıkçıdan şikayetçi olmuş oldu. Avlanma yasağı olmuş oldu aylar ve metreler var. İşte atıyorum denizin 20 metre ilerisinde avlanmak lazım. Veya da derinlik olarak şu derinlikte avlanmak lazım. Bunlara da riayet edilmesi lazım.
Gerçekten eğer bu hızla devam ederse, belli kontroller sağlanmazsa önümüzdeki dönemler içerisinde belki de hiç balık bulunamayacak. İşte tecrübeli balıkçılarımız anlatıyor. Yıllar öncesinde burada o kadar fazla balık çeşitleri vardı ki sevgili izleyicilerimiz. 20'nin üzerine balık çeşidi sayıyorlardı. Karadeniz'de tutulan, avlanan ve tezgahlarda olan, ama şimdi 3-5 tane balık çeşidi var. Onlar da işte istemiş olduğumuz yoğunlukta, çoklukta maalesef ki bulamıyoruz. O yüzden bu konunun da çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Yoksa gelecek nesillere sevgili izleyicilerimiz, içinde balıkların yüzmemiş olduğu, balıkların tükenmiş olduğu bir nesle Karadeniz'i teslim etmiş olacağız. Biraz önceki bir haberde de vardı. Dünyada nesli tükenmeyen tek canlı insanoğlu ve 20'nin üzerindeki canlının nesli tükenmek üzere. İşte bizler kendi ihtiyaçlarımız ve ihtiyaçlarımızın dışında bilinçsizce yapmış olduğumuz avlar sonucunda ne karada ne denizde, suyun içerisinde hiçbir yerde diğer canlılara yaşam hakkı tanımıyoruz. Evet, yine devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ordu'nun yolu açıkmış, bununla ilgili bir haber. Türkiye'de örnek bir proje olarak gösterilen Cumhuriyet tarihinin en büyük yol seferberliği Ordu'nun 19 ilçesinden tüm hızıyla devam ediyormuş sevgili izleyicilerimiz. Perşembe'de de bahsedeceğim. Perşembe'de de ilçe merkezi içerisinde yol çalışmaları, kaldırımlar hepsi kazanmış sevgili izleyenler. Orada yaşayan vatandaşlar çok çok şikayetçiler. Şunu söylüyorlar. Madem yollarla ilgili çalışma yapacaktın, yaz ayı geçti, yazın yapsaydın bunları kuru havalarda. Şimdi her taraf yağmur var, yağış var. Herkesin yer yer göl olmuş şekilde. Hatta bazı arkadaşlarımız öylesine eleştiriyorlar ki ellerini olta alıp Perşembe'deki işte o çukurların içerisinde, yol içerisinde Perşembe'de balık karaya vurdu diye sosyal medyada yapmış oldukları eleştiriler de vardı. Bunların da bence dikkate alınması gerekiyor. Yine Perşembe'li hemşehrilerimizin yapmış olduğu çok hassasiyet göstermiş oldukları yerler var. Sahilde bazı binalar var. Perşembe Spor Kulübü'nün olmuş olduğu yer. Otel Vona'nın olmuş olduğu yer. Sevgili izleyicim, yıllar önce buralar terk edildi. İşte kıyı kanun çizgisinden dolayı Perşembe Spor Kulübü'nün olmuş olduğu bina terk edildi ve yeni yapılanma yapılmadı. Orası boş bir halde. Ve o boş olan yerdeki uyuşturucu madde kullanan, tiner kullanan gençler, insanlar oraları kendilerine neredeyse yer yaptılar. İnsanlar artık tedirgin, kendi rahatlıkla sokakta gezemiyoruz şeklinde tedirginliklerini dile getiriyorlar. Ve ben de bu hassasiyetlerini burada dile getiriyorum. Bunun bir önlemi alınması lazım. Gerek Perşembe Spor Kulübü'nün içerisinde orada gidip gelen tinerciler, işte uyuşturucu madde kullananlar, efendime söyleyeyim yine aynı şekilde Otel Vona, eskiden Otel Vona olarak bilmiş olduğumuz o bölgedeki harabenin içerisinde de bu türlü insanlar ve Perşembeli de yaşayan insanlar da bu konuda oldukça şikayetçiler. Ben de bir Perşembeli olarak onların bu hassasiyetlerini dile getiriyorum. Evet, günde 10 ton fındık toplayan bir makine icat edilmiş. Bakın, fındık tarımında işçilik maliyetini azaltmak için düz arazilerde günde 10 tona kadar fındık toplayabilen makine geliştirildi. Düzce'de faaliyet gösteren bir firma 8 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda düz arazilerde yere dökülen fındıkları rahatlıkla toplayabilen bir makine tasarlamışlar. Ama detay şu, düz arazilerde yere dökülen fındıkları toplama sevgili izleyenler. Bizim asıl ihtiyacımız olan eğimli arazilerde dallardan fındık toplama maliyeti çok yüksek sevgili izleyenler. Yoksa düz arazide bu makine tabii ki iş görecektir, ama işte bizim bilmem kaç dereceli eğimli arazide fındık toplayan o kalın ağaçlardan fındıklar nasıl toplanır? Bizde asıl işçilik tutan, asıl maliyeti tutan bunlar. Evet. Yeni Dönem gazetesinde bu şekilde aktarmış oluyoruz. Hür Ses gazetesine geçeceğiz ama Ümit Atabay fındık toplama makinesinden bahsetti. O makine efendim biz de gündemimize aldık. Özellikle maliyeti azaltmak için yapılmıştı bu tip çalışmalar. Günde 10 ton fındık topluyor ama dediği gibi düz arazide. Biz de 5. sırada yer verdik. Bu haberi izleyelim. Fındık tarımında işçilik maliyetini azaltmak için düz arazilerde günde 10 tona kadar fındık toplayabilen makine geliştirildi. Müzik.
Düzce'de faaliyet gösteren bir firma 8 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda düz arazilerde yere dökülen fındıkları rahatlıkla toplayabilen makine tasarladı. Çarşamba'da bir üreticinin deneme yaptığı ve başarılı olduğu fındık toplama makinesi Samsun 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı. Makine günde 10 tona kadar fındığı rahatlıkla toplayabiliyor. Tarım makinesini üreten firma yetkilisi Nusret Kefeli, yaklaşık 19 yıldır fındık toplama makinesi alanında üretim yaptıklarını söyledi. Bizim hem işlazat makinelerimiz, yani hortumlu makinelerimizin yanında baktık ki bu bölgelerde, Çarşamba'da, Kızılok'ta, işte Terme'de araziler düz, geldik hortumlu makinelerle. Bu işlerin hortumlu olmayacağına kanaat getirdik. 8 sene Ar-Ge'den sonra, çalışmadan sonra bir makine, geçen sene bir makineyle bahçeleri topladık. Çocuk doğdu, büyüdükten sonra da bu sene 10 adet KF 1800 model KF'li fındık toplama makinesi satıldı, kullanıldı ve bütün çiftçiler memnun. Samsun'daki tarım, hayvancılık ve teknoloji fuarlarında sadece bu makine için bir günde 55 sipariş aldıklarına dikkati çeken Kefeli, %100 yerli üretim bir makine, ayrıca Türkiye'nin şartlarına da uygun dedi. Şu anda da aşağı yukarı 55 adet siparişimiz var şu anda. Ben bu sene 100 olarak düşünüyorum. Tamamen %100 yerli ve Türkiye'de şartlarına uygun makineler. Biz yurt dışından gelen makinelerin, daha önceki yurt dışından İtalyanlar kendileri geldiler, makinelerini getirdiler. Hiçbiri çalışmadı. Ama biz bu topraklara göre, bu coğrafyaya göre, bu insanlara göre makine yaptık. Çarşamba ilçesinde yılda 30 ton civarında fındık üretimi yapan Suat Yılmaz'sa makineyi denediğini, arazi koşullarının tamamen uygun olmamasına rağmen hayli verim aldığını söyledi. Ben uygun olmamasına rağmen makinem %90-95 verim sağladı bana. Bu yıl için süre sınırlı olduğu için araziyle ilgili tam hazırlıkları yapamadım. Ama buna rağmen ürünümün yarısından çoğunu bu makineyle toplama imkanım oldu. İşçilik maliyetim benim yaklaşık olarak 700 yomiye, yani bugün 50 bin lira civarında tutuyordu. Bu makine sayesinde bu yıl bu işçilik maliyetimi 22-23 bin liralara kadar düşürebildim. Evet, makine üretildi ama işte bu makineyi kullanacak arazi var mı bu bölgede, bunu da sorgulamak lazım. Düz arazide belki verimli olabilir ya da işi kolaylaştırabilir ama ne yazık ki şöyle bir coğrafyamızı hatırladığımızda, fındık bahçelerinin bulunduğu arazileri hatırladığımızda çok da hayatımıza kolaylık sağlayacak gibi görünmüyor ama üretmişler, yapmışlar, sağ olsunlar diyerek Hürses gazetesiyle devam edelim. Umut torbası diyor üst manşette. Ordu İşkuril Müdürlüğü ile Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplum yararına program kapsamında okullarda çalışacak 550 kişi kurayla belirlendi. Çok da güzel bir başlık atmışlar. Gerçekten de umut torbası kısa süreli de olsa, işte işsizliğin boyutunu göreceksiniz. Kısa süreli de olsa, geçici de olsa, işte bir kurumda çalışabilmek için, ekmeğini kazanabilmek için gerçekten insanlar yarış halindeler. Ciddi umutla başvuruyorlar, ciddi umutlar besliyorlar kura çekimlerinde de. Ordu'nun ilk karı diyor, geçen haftadan itibaren yağışlı havaların etkisinde kalan Ordu'da yaylalar beyaza büründü. Çok az da olsa sonuçta beyaz örtü yüzünü gösterdi. TMO çark etti diyor ana manşette ise bu haber yer alıyor. Üreticiden gelen tepkiler üzerine fındık alım şartlarını iyileştiren Toprak Mahsulleri Ofisi, nem oranı %6'nın üstünde çıkan fındıkları almadı demiş. Piyasa ilk girdiğinde şartları ağır olan Toprak Mahsulleri Ofisi, gelen tepkiler üzerine ve üreticinin isyanıyla birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın da talimatıyla şartları hafifleştirmişti. Şartların hafiflemesi sebebiyle TMO'ya giden üreticiler nem oranının %6'yı geçmesiyle birlikte geri gönderiliyor demiş. Ve son fotoğraf Ordulu genci trafik kazası ayırdı demiş. Efendim, detaylarına da sayfa 5'te yer vermiş gazete. 3 kilo fındık 1 kilo kestane etmiyor ki bizde kestanelerin daha tezgahlarda ilk yerini almaya başladığı günlerde bu haberi yapmıştık. Serbest piyasada 8.25 liradan haftaya başlayan fındık fiyatı üreticilerin tepkisini çekmeye devam ederken 1 kilo kestane 25 liradan tezgahlardaki yerini almış. Ve fındık üreticisine sahip çıktık diyen AK Parti Ordu Milletvekili
Metin Gündoğdu'nun açıklamaları da yine manşette. TMO'yu devreye sokarak üreticimize sahip çıktık. Biz muhalefet gibi boş laf yapmıyoruz demiş kendisi. Ve Hürses gazetesini noktalıyoruz. Evet, Ordu Yorum Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ordu Yorum Gazetesi'nin de manşetinde fındık var. İhracat umut verdi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Elip Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunun ilk ayı olan Eylül'de 28.111.000 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 188.458.888 dolar döviz girdisi sağlandı. Bu kadar ihracat yapıyoruz, bu kadar talep var anlamında. Ama fındık fiyatlarına bakmış olduğumuz zaman da nerelerde? Yani üreticiden işte bu ihracat yapacak olan kişilere fındığın giden fiyatı belli. Ama ihracat yapılırken o fındığın fiyatı dışarı kaçtan veriliyor, nereden gidiyor, hangi fiyatlardan bunu bilmiyoruz. Dün bir, bu yine sosyal medyada bir haber vardı sevgili izleyicilerimiz. Şu anda marketlerde satılan bir kilo bilmiş olduğumuz, hepimizin bilinmiş olduğu bir firma sevgili izleyicilerimiz. Daha doğrusu bir kurumun bir kilo fındık kurumuş, işte poşetlenmiş fındık bedeli sevgili izleyicilerimiz 85 lira gibi bir rakamdan satılıyordu. Yani 10 katı fındık üreticisinin elinden fındık alındıktan sonra fındık 10 katına satılıyor. Ve buna kimleri diyor ki iyi rakam. İyi rakam verdi. Tabii TMO'nun vermiş olduğu rakamı söylüyor. Üzerine 1,5-2 lira da işte destek paralarını koyuyor. Fındıkçı 11 lira kardeşim diyor. Sen niye şikayetçi oluyorsun diyor. Gazeteler çıkıyor. Oldukça iyi rakamlar verdiklerini söylüyor. 11 lira da olsa sevgili izleyicilerimiz. Şu anda fındığın 11 liradan bu rakamlardan satabilen zaten yok. Destek paralarına dahil ediliyor. Görün işte piyasada fındık 80 liradan 90 liradan kilosu poşete girdikten sonra satılıyor. Benim de tabii ki yani biraz espri yaparak bunu söylüyorum. Fındığı en iyisi poşetleyip satmamız belki o zaman para edecektir. Veyahut da kendimiz kavuracağız artık. Kavrulmuş fındık olarak satalım. Evet, bahçeleri terk etmeyin haberi sevgili izleyenler. Fındıkta verim ve kaliteyi artırarak daha çok kazanç sağlamak için hasat işleminin tamamlanmasından sonra bahçelerini terk edilmemesi gerektiğini bildirdi. Doğru söylüyorlar. Yani olması gereken bu. Ama insanlar fındıktan küstü. İnsanlar fındıktan küstürüldü. Adam 8.75 fındık maliyeti var. TMO'da 10 liradan fındık alıyorsun. Fındık fiyatı iyi diyorsun. Bu nasıl iyi? Bunu anlamanın zaten mümkünatı yok. İşte bu adam fındıktan küsüyor, daha bahçeye uğramıyor. Bahçeye yatırım yapmıyor ki. Adam ne kadar az yatırım yaparsam o kadar çok para kazanırım diyor. Ne gübresini ne bahçelemesini bırakıyor. Orman gibi fındık bahçelerine sahip oluyoruz. Ondan sonra verim düşüyor, kalite düşüyor. Biz de burada işte bunlara bakıyoruz. Hani şu andaki önümüzdeki yıllarda belki de şu anda bulmuş olduğumuz kalite ve rekolteyi belki de hiç ulaşamayacağız. Evet, o kötü haber yine Ordu Yorum Gazetesi'nin ilk sayfasında sevgili izleyicilerimiz, trafik kazası geçiren yeni evli gençlerimiz, tekrar Allah'tan rahmet diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Genç kızımıza da Allah şifa versin. Evet, ilk kar yağdı. Sonbaharın gelişiyle soğuk havada kendini göstermeye başladı. Çambaşı Yaylası'nda yılın ilk karı yağdı. Bununla ilgili fotoğraflar sosyal medyada, gazetelerde yer alıyor sevgili izleyenler. Ve Ordu Yorum Gazetesi'nin ilk sayfa haberleri bunlardı. Evet, gazetemizi de aktarmış oluyoruz. Evet, bir haberle devam edelim. Fındıktan bahsettik. Fındıkla ilgili gelişmelerden bahsettik. Fındık tarımı var. Bahçelerinizi terk etmeyin çağrısı var ama tarım yine farklı bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. Bu kez yetiştiricilere önemli bir destek daha var. Düve desteği efendim. Bakanlık tarafından düve alım hibe desteği projesiyle 30 ili kapsayan bir destekleme verilecek. Bu iller arasında Ordu da var. Çeşitli rakamlara ulaşıyor. Gerçekten de yetiştiricileri destekleyecek mantıklı bir ödeme olacak. Haberimizi izleyelim. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'de hibe yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde sığır işletmesi olan yetiştiricilere hibe desteği veriyor.
Düve Alım Hibe Desteği projesi Türkiye'de 30 ili kapsıyor. Bu iller arasında Ordu da yer alıyor. Proje hakkında Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz TV52 Haber'e özel açıklama yaptı. Bakanlığımız tarafından hayvancılığa da bitkisel üretimin yanında hayvancılığa da önemli desteklemeler verilmekte. Mızlık Düve Alımı Desteği adı altında bu sene başlatılan uygulama ile Türkiye genelinde 30 ilde damızlık düve alımı desteklenecek. Bu 30 ilden bir tanesi de Ordu ili. Müdür Yılmaz proje kapsamında yetiştiricilere en az 20 baş, en çok 200 baş olmak üzere düve alım bedelinin %30'unun hibe olarak verileceğini belirtti. Ve Ordu'da bu 30 il içerisine alındı. Şu an ilimizde damızlık düve alımına %30 destek verilecek. Yani canlı hayvan bedelinin %30'u bakanlığımız tarafından karşılanacak. Boş yani gebe olmayan düvelerin fiyatı 5000 TL olarak kabul edilecek. Bunun %30'u bakanlığımız tarafından karşılanacak. Gebe düve alımı yapılırsa da 8500 lira birim fiyat üzerinden işlem görülecek. Ve bu 8500 liranın yine %30'u bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu destekten yararlanacak yetiştiricilerimizin en az 20 hayvan almaları gerekiyor. Üst sınır ise 200 hayvan. Yani 20 ile 200 baş arasında damızlık düve alacak yetiştiricilerimize %30 canlı hayvan alım desteği verilecek. Düve alım hibe desteği projesiyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirilmeye başladı. Peki kimler bu destekten yararlanabiliyor? Hayvancılığın geliştirilmesi adına önemli bir destek. Bu destekten yetiştiricilerimizin en üst seviyede yararlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu an yoğun olarak arkadaşlarımız sahada bu destekten yararlanabilecek potansiyelde olan yetiştiricilerimizle birebir görüşmeler yapmak suretiyle bu %30 düve alımına verilen %30 canlı hayvan desteğinden yetiştiricilerimizi yararlandırmak istiyor. Evet sevgili izleyicilerimiz haberimiz bu şekildeydi. Biraz sonra reklam arasında da çıkacağız. Tribün gazetesi var sevgili izleyicilerimiz. Önümde haberlere bakmış olduğumuz zaman yine fındık ihracatını ilk ayda 100 güldürdüğüyle ilgili bir haber. Hep aktarmış olduğumuz haberler olmuş olduğu için bir daha üzerine detaylı bir şekilde aktarmak istemiyorum. Yol sorunu büyük ölçüde çözdük diyor. Ulaştırma ile ilgili hizmetleri Ordu ilinin 19 ilçesine ulaştıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açıklamaları sevgili izleyicilerimiz. Evet, üreticiye bakım uyarısı biraz önce söylemiştim. Fındık fiyatları inanın ki insanı hani fındıktan soğuttu. Ama olması gereken bu. Yani fındık bahçelerimize bakmamız gerekiyor. Gereken yatırımlar yapılması gerekiyor. Evet yine Tribün gazetesinde de ölüm ayırdı başlığıyla yer aldı. Dünkü elim trafik kazasında hayatını kaybeden damat ve yaralanan genç kızımız sevgili izleyicimiz. O haberde yine Tribün gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Evet, oryantasyon semineri Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrenciler için oryantasyon semineri düzenlemişler. İşte bunlar da ilk sayfa haberleri. Fındıkçı üzülürse Türkiye üzülür diyor Metin Gündoğdu sevgili izleyicilerimiz. Ve Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Ekim Dünya Yaşlar Günü etkinliği Huzureli sakinleri unutulmaz bir gün yaşamışlar. Evet, yerel gazetelerimizi bu şekilde tamamlamış oluruz sevgili izleyenler. Tribün gazetesi de var. Hızlıca Tribün'ün de manşetine ben aktardım. Aktardım. Evet, o zaman ben dikkat bana yapmış oldunuz. Etme bulmadın ya. Kötüydü. Yine en azından ben gazetenin yukarı ismini yanlış anlamış. Evet, şimdi dikkatim de yukarıda. Biraz sonra gündem toplantısı yapacağız. Haberleri istişare ediyoruz efendim. Yine TV2 akşam bülteninde en güzel haberleri hazırlamak adına yoğun neler olacak? Gündemde neler var Meltem? Gündemimizde aslında hemen hemen her konuya değiniyoruz. Özellikle son zamanlarda ulusal konuları yerelle birleştiriyoruz. Örneğin işte tüm Türkiye'nin konuştuğu konular. TEOG sınavındaki değişiklik, eğitim sistemindeki değişiklik ya da tüm ülkeyi ilgilendiren bir kanun
kanun tasarısı, yine MTV'ye gelen zamlar gibi. Yani tüm ülke neyi konuşuyorsa biz de konuşuyoruz ama biraz daha yerel bir bakış açısı da kazandırmaya çalışarak diyelim. O yüzden çok da güzel izlenme oranına sahip TV2 akşam bülteni bölge adına kesinlikle konuşuyoruz. Hedefimiz ulusallarla yarışmak, inşallah önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki bir gelecekte bu da olur. Yani şöyle ki gerçekten bölgede çok rakipsiz kaldık diyebiliriz. Bunu biz değil, izlenme rakamları söylüyor. Yani her akşam özellikle sosyal medya üzerinden bile izlenme oranlarımıza baktığımızda arada büyük farklar olduğunu, bölgedeki rakiplerimizle arada ciddi bir fark var. Bu anlamda da izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. İşte devamlı da izlesinler. Hani o ilgiyi kaybetmeyelim diyelim diye de gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. TV2 Haber Merkezi'nde de çok değerli arkadaşlarımız var. Hepsi üniversite mezunu. Tabii ki bu işin çoğu yetenek ama gerçekten eğitimini almış, genç, pırıl pırıl, azimli, işine bağlı, sevgili, saygılı, çok cici arkadaşlarla birlikteyiz. Bu da TV2'nin şansı diye düşünüyorum ve bu anlamda bir kez daha TV2 Haber Merkezi'ne, sevgili Tülay Ünlü'ye, Semih Başoğlu'na, Efe Şebcioğlu'na, Muzaffer Şensoy'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışıyorlar, çok da yetenekliler. Teşekkür ediyorum onlara da. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Bu haberleri bizlere zamanında hızlı ve doğru olarak aktardığınız için. Reklam arası verelim mi? Evet, verelim evet efendim. Reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra konuğumuz olacak sevgili izleyicimiz. Konumuza sohbet edeceğiz. Özellikle dini konularda keyif alanlar varsa, bu konularda acaba neler öğrenebilirim diye merak edenler varsa, Perşembe ilçe müftümüz bizlerle birlikte olacak. Biraz sonra sevgili izleyenler, ama öncesinde reklamlar var. Daha sonra sizlerle birlikte olacağım. Az tuzlu Murat Beyburgu'yla yeni gün devam edecek. Mehmet Erişti'nin hazırlayıp sunduğu Başkanla Başbaşa programının bu haftaki konuğu Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe. Değişen ve hızla gelişen Çatalpınar'da yapılanlar ve yapılması planlanan yatırımlar. Mehmet Erişti soracak, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe cevaplayacak. Başkanla Başbaşa 3 Ekim Salı akşamı saat 20'de TV52'de. Bırakmak istiyorum da kahveyi, sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, üç kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve orada olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Ordu'da kırtasiye sektöründe 45 yıllık tecrübesiyle kırtasiyecilik belgesine sahip tek yer olan Orca Kırtasiye bu yılda farklılığını gösteriyor. Okulların açılmasına özel, Eylül ayı boyunca Orca kart sahiplerine özel her 100 liraya 10 lira hediye çeki ve %5 para puan. 7'den 70'e herkese hitap eden 1000 metrekarelik showroom'unda siz ve çocuklarınız için güvenilir ve markalı ürünleri bulabileceğiniz Ordu'da tek yer Orca Kırtasiye'dir. Para puan ve hediye çekleri sizi bekliyor. Orca Kırtasiye 45 yıldır alışverişin güvenli adresi. Orca Kırtasiye, adliye karşısı Ordu. Ev sahibi olmaya hazır mısınız?
hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. -40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizdeki eve sahip olun. Pane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Ordu'nun en değerli projelerinden biri olan Elit Park'ta daire satışları başladı. Şehrin tam ortasında Şirin Evler Mahallesi'nde devlet kurumlarına, hastanelere, okullara, yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çeken Elit Park, fark yaratan projesiyle sizleri bekliyor. Bu projede yer almak için acele edin, kar edin. Elit Park bir alan yapı projesidir. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Pelit İnşaat, yüksek yaşam standartlarını şehrin merkezine taşıyor. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanı Ordu Fatsa'da sizleri bekliyor. Evinizle ilgili aklınızdan geçeni nerede olursanız olun artık yapabilirsiniz. Evinize hükmedin. Çünkü evimiz geleceğimizdir. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 0234. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dost doğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye.
Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Yeşil ve Mavi'nin başkenti Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü, harika denizi ve sahiliyle Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Bu yıl 7.si düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda. Ordu Valiliği himayelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu işbirliğiyle Ordu Burada, İstanbul'da sloganıyla gerçekleştirilen Yenikapı Ordu Günleri bu yılda kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Ordu ve ilçelerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtıyor. Dört gün boyunca konser, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler. Ordu, sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 12-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Ordu günlerinde buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 22'de evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konukları Kürekçili Köy Dernek Başkanı ve Akkuş Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Gümüş ve Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Özçelik. Ordu'nun Dereleri her salı akşamı saat 22'de. İyi seyirler. Son yıllarda çiftçiler tarafından yoğun olarak görülen Amerikan beyaz kelebeği bulunduğu konuma ve beslendiği bitkiye bağlı olarak 300 ile 2000 adet arasında yumurta bırakabilir. Bu zararlı, öncelikli olarak orman bitkilerinin yer aldığı bölgelerde akça ağaç, dut, erik, çam, söğüt gibi bitkilerin üzerinde görülebilir. Yılda 3 kez popülasyon artışı gözlemlenen zararlı, özellikle Temmuz-Ağustos aylarındaki ikinci döl popülasyon artışıyla çiftçileri bezdirir.
bulundukları dallardaki yaprakları sadece damarları kalana kadar hızlı bir şekilde yiyerek örümcek ağına benzeyen ipeksi ağlar örerler. Ağ kurmaya başladıkları Haziran ayından itibaren kimyasal mücadeleye başlanmalıdır. Gerekirse ağ kurdukları dallar kesilip imha edilmelidir. Ve bakalım iddia edildiği kadar Boğazcık Mağarası gerçekten öyle büyük güzel bir mağara mı? Sen... Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir tarafından girilip öbür tarafından çıkılır mı mağaranın? Onu şey beceremezsiniz. Onu biz... Ha biz beceremeyiz. Evet. Sen bana baktın böyle dedin ki bu seni yiyecek olduğun iş değil. Şurada su aktığını görüyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda yarasayı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Kameranın da vizörünün nasıl buğulandığını göreceksiniz. Dur Muzaffer, elleme. Buradan göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Bakın kameranın vizörü nasıl buğulandı. Düşmeyelim ama ha. Muza görüşürüz. Az tuzlu Murat Beyburgu'yla yeni gün devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın son bölümünde, 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz ve biraz önce anonsunu da yapmıştık. Perşembe ilçe müftümüz bizlerle birlikte olacak ve Perşembe ilçe müftümüz Basri Bektaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Perşembe'ye de yeni geldiniz. Evet. Memlekete de yeni geldiniz. Doğru. Bir hoş geldi de onun için söylüyorum. Eyvallah, hoş bulduk, sabahlar bulduk, evet, sağ olun. Ben Perşembe'li olmam itibarıyla böyle turizm açısından baktığınız zaman nasıl buldunuz Perşembe'yi, beğendiniz mi? Perşembe, Korgan'la çok güzel. Evet, evet. Bir tabii yayla turizminde belki Korgan ve yukarıki ilçeler olabilir ama Perşembe her daim, her mevsim çok güzel bir yer. Enteresan, ben Ordulu olmama rağmen Perşembe'yi de pek fazla bilmiyormuşum. Evet. Belki Karadeniz'in en güzel doğa, flora itibariyle en zengin olan da bir doğası var. Çok güzel bir yer Perşembe yani. Perşembeliler şanslı, siz de şanslısınız. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Hocam bu hafta camiler ve din görevlileri haftası. Evet. Gerçi o kadar hassas bir konu ki din konusu. Üzerinde şu son zamanların içerisinde belki de en fazla tanışmamız lazım, konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Evet. Özellikle gençlere din konusunda eğitirken çok çok ciddi, radikal belki de değişiklikler, radikal çalışmalar bu anlamda yapılması lazım. Şu anda son dönemler içerisinde yaşamış olduğumuz en büyük sorunlardan bir tanesi belki de yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim'i çok çok iyi tanımamamızdan kaynaklandı. Aynen. Bu dini mensubuz ama doğru, en az okuyan, belki de bu konu da oldukça uzak, sadece kulaktan dolma bilgilerle beraber, yanlış bilgilerle beraber de farklı akımlara da kapılıp giden bir gençliğimizde oldu. Bu konuya geleceğim ama önce camiler ve din görevlileri. Nedir bu haftanın özelliği, nedir hocam? Doğru, evet. Şimdi tabii Türkiye'de zaman zaman haftalar, günler kutlanır, evet, öne çıkarılır. Burada camiler ve din görevlileri haftası, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bu hafta dikkatleri daha çok bu alana çekmek, daha çok üzerinde konuşulmasını sağlamak. Mesela bunun da ne kadar yerinde olduğunu şimdi sizinle yaptığımız şu programdan da anlıyoruz. Yani bir anlamda insanlar gözden ırak olan gönülden de ırak olur kabilinden. Bazı şeyleri günün koşturması içinde, meşgaleler içinde unutabiliyor veya daha az önem veriyoruz diyelim. Tam unutma olmasa da. Ama hayatımızın içinde hiç vazgeçemeyeceğimiz bir gerçek olan camiler, din görevlileri ve benzeri şeyler, bunlar vazgeçilemeyecek unsurlardır. Direkt görünür de belki hayatın akışı içinde dikkatimizi çekmez. İhtiyaç anının daha çok önemliymiş deriz. Mesela birçok şey vardır. Kolunuzdaki saati bazen farkına varamazsınız ama saat vardır kolunuzda. Evet. Ama ihtiyaç anında saat çok önemlidir. Bakacaksınız ve saati bir vakti tayin edeceksiniz. Onun gibi. Yani ihtiyaç anında var olan bazı şeyler. Dolayısıyla yani olması gereken, efendim, çaylarımızı da içelim hocam. Teşekkür ediyoruz. Çay tadında program. Şekerli alırsanız böyle. Evet. Böyle daha iyi olur. Evet. Hocam samimi bir programdayız, hiç fark etmiyor. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ediyorum.
Mesela cami bizim hayatımızın tam merkezindedir. Evet. Bugün değil. 1400 yıldır böyledir. Evet. Cami varsa onun da bir görevlisi, o görevi ifa eden de bir insan vardır. Mutlaka olmalıdır. Evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayan ve bugüne kadar gelen bir yapı içinde. Mesela cami bizim bir anlamda çok affedersiniz. Estağfurullah. Bir anlamda bu memleketin, Müslüman memleketi olduğunun da mührüdür. Mesela bir cami olan beldeye gittiğinizde ha burası evet Müslüman memleketidir dersiniz. Bu şeyi verirsiniz. Mesela kilise varsa siz orayı Hristiyan memleketi olarak veya Hristiyanların çoğunlukta olduğu olarak görürsünüz. Mutlak manada belki şey olarak bizim cami ile kilise kıyaslanmaz bile. Çünkü bizim camiye yüklediğimiz mana, fonksiyon, evet. Oradan aldığımız bir takım gıda çok farklıdır. Evet. Sadece şöyle algılanır. Belki son dönemde böyle algılanmaya başladı. Peki, ama mesela cami işte belli vakitlerde belli yaşın üzerindeki insanların gidip geldiği bir mekan. Cenazelerde de cenazelerin kaldırıldığı mekan olarak addedilir. Halbuki bu değildir. İnsanlar sadece bedensel bir takım aktivite yapmazlar. Hepimizin günlük bir takım beyin, ruh aktivitelerimiz de sporlarımız da vardır. Buna İslami literatürde riyaziye denir. Yani siz sadece bedeninize spor yaptırır, sadece bedeninizle ilgilenirseniz o beden aerobiğini veya beden sporunu bir şekilde yaparsınız. Yürürsünüz, bir başkası mekik çeker ama o değil. Ruha da bir takım spor yaptırmak lazım. Ruhun da bir takım egzersizler yapmaya ihtiyacı vardır. O zaman bunu nerede yapacak ruh? Yani bir Hindu'nun karşısına geçip belli bir oturuş şekliyle saatlerce durmakla yapan birileri de vardır. Bir başkası kilisede papazın karşısında bir takım şeyler yapar. Ama bizde öyle değil. Kişinin tamamen kendisi ve hiç aracı koşmadan direkt Allah'la yani yaratanıyla irtibata geçerek ruhuna egzersiz yaptırır. Mesela evet. Biz ya Rabbi deyince arada hiç kimse kalmaz. Direkt olarak? Direkt Allah deriz. Ya Rabbi sen. Hani çocuğunuza sen benim canımsın dediğinde arada bir şey var mıdır sevginiz? Hiç kimse yoktur. Çünkü ona gözünüzün ışığıyla bakarsınız. Biz de aynı şekilde Allah'la olan münasebetimizde ya Rabbi deriz. Bütün aradaki de çekilir. Yani bu manada cami bizim için çok önemlidir. Yani biz o ama hocam arada aracı kılmak isteyenlere de riayet etmeyelim. Asıl tabii orası. Kimisi diyor ki evet. Sen diyor elektriği açtın mı orada kablo var diyor. Evet. Bensiz olur mu diyor. Ben diyor şey yapacağım senin adına diyor. Yani ne demek istediğimi daha iyi anladınız ya, hocam siz. Çok önemli bir yere evet. Şey yaptınız. Buradan da hareketle bu cami ve din görevlisi, evet. Din görev haftası çok önemli bizim evet. Açımızdan. Neden? Kendini özel hissettiren... Haşa biz hiç kimse bilmez. Ben de hiç kimse de bilemez. Neden bilemeyiz? Allah'la irtibatı belki bir dağdaki çoban bizden daha iyi kurabilir. Değil mi hocam? Ya. Çok da iyidir. Veya şuradaki bir esnaf abimiz veya bir kardeşimiz veya sizin gibi bu işleri yapan bir kardeşimiz bizden çok daha iyi irtibatı kurabilir ki. Mesela o ya Rabbi dediğinde Allah hemen buyur kulum diyebilir ona. Dolayısıyla birileri ya biz arada kablo görev yapıyoruz falan diye bizim kablo veya eğer öyle bir benzetme yapacaksa bizim kalbimiz Allah'la olan aradaki iletişimi kurabilecek kadar güçlüdür. Yani of diye demişler ya hani nereye bağlısın direkt Allah'a bağlayayım demiş. Evet. Yani dolayısıyla biz arada aracılara ihtiyacımız yok. Ha şu manada yok. Bize mesela televizyon işi ben anlamam. Bir program nasıl yapılır, kamera nasıl kullanılır diye bir ihtiyacım olsaydı size sorardım. Evet. Bu manada bir aracı varsa biz dişimiz ağrıdığında da diş doktoruna gidip dişim ağrıyor bundan nasıl kurtulabilirim diye sorarız. Bu manada bir aracıyı kastediyorsa, bilgilenme adına evet. Ve o rahatsızlığını giderme adına söylüyorsa onu kabul ederiz. Ama yok sen Allah'la direkt irtibat kuramazsın, sana Allah'la irtibatı ben kurdurayım derse, deriz ki çekil aradan biz ya Rabbi deyince elimizi açar ve Allah'la direkt irtibata geçeriz. Ama bilgilenme konusunda, ibadet konusunda veyahut da işte nasıl yapacağım konusunda bilgi eksikliğiniz varsa bunda sizin gibi din görevlileri bu eksikleri giderecek tabii ki. Tam bu dediğiniz noktada bizim yani din görevlilerinin de fonksiyonu ortaya çıkıyor yani. O zaman. Biz ruhban sınıfı gibi din adamı sınıfı değiliz. Evet. Biz sadece halkın dini rehberlikte ihtiyaç duyabileceği şeylerde onlara rehberlik etmek üzere ve öğretmenlik görevi yapmak üzere bir rehberiz. Dolayısıyla
Mesela ayrıcalıklı, özel otonomu olan, özel bir hakkı olan din adamı sınıfı İslam'da yoktur. Evet. Ancak o işi deruhte edecek, o işi yürütecek bir kitleye de ihtiyaç vardır. Yani nasıl sağlık işlerini deruhte edecek bir idareci sınıfına ihtiyaç varsa, nasıl eğitim işlerini idare edecek idareci sınıfına ihtiyaç varsa, dini işleri de deruhte edecek, onları üstlenecek, mabetleri yaptıracak, yapacak, takibini yapacak, temizleyecek, efendim insanların ihtiyaç anında gidip onlara yardımcı olacak, efendim elhamdülillah tek en güzel program şekli Türkiye'de vardır. Bunun için de memleketimize iftihar ediyoruz. Yani ben diğer İslam alemindeki diğer Müslüman devletler de bilirim. En iyi organize yapan yine bizim devletimiz de Türkiye Cumhuriyeti'dir bu işleri. Yani Diyanet olarak söylüyorum. Evet. Mesela nereden biliyorsun, ölçü var mı deseniz hemen ben size söylerim. Mesela hac içinde biz hacda bütün dünya devletleri gelip, hatta Suudlar diyorlar, gidin Türkiye'den ders alın. Onlar nasıl yapıyor? Bak ne kadar güzel yapıyorlar. Ne kadar disiplinler. Ne kadar temiz kullanıyorlar bulundukları çevreyi, sokağı. Siz de gidip onlar nasıl yaptıysa Türkiye'den ders alın diye bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bu diğer devletlere, Malezya, Endonezya gibi başka devletlere rehberlik ediyor, kurslar veriyor bu konuda. Bunun için de Türkiye'de elhamdülillah camilerimiz son derece temizdir. Yani şimdi bizim doğru. Belki biz burada yaşadığımız için bazen şikayette eksiklerimiz var, bunu söyleyebilirim ama bir dışarı giderseniz bu dediğimi çok net anlarsınız. Evet. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Bu camilerle ilgili aklıma gelmişken dinimiz açısından da sakıncalı, çok abartılı, gösterişli olması. Bazı yerlerde mesela böyle yani ihtiyacın dışında çok çok büyük gösteriş için yapılmış olan, yani ama kubbesi büyük olsun, şu bu kadar bir... Buna nasıl bakıyorsunuz hocam? Güzel. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani her türlü tasarrufu teşvik ediyor Kur'an-ı Kerim değil mi hocam? Doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani hazırlıklı değilim falan dediniz ama siz bu işin duayenisiniz. Bu konuyu hocam evet. Araştıran bilen o anlamda söylüyor. Yok çok iyi bir yere. Aslında belki kıyametimiz olabilecek bir noktaya temas ettiniz. Şöyle söyleyelim. İsraf Müslümandan gelirse israf değildir yani. Yani Müslümandan da kimden gelirse gelsin. Dini alanda israf olmaz diye bir şey yok. Dini alanda israf olur. Evet. Siz mesela iftar etmek için sofranızı çok oburca doldurur ve yarısını yiyip yarısını çöpatacaksınız. Bunun iftar sofrası olması hiçbir şey ifade etmez. Veya bir davet sofrası olması bir şey ifade etmez. Şimdi bir cami ihtiyaca binaen yapılır. Çok güzel söylediniz. Evet. Mesela bilmiyorum siz... Hocam orada bir örneği var. 10 metre 20 metre arayla bir cami. Birisi birisini atıyorum diyalog olarak, iyi diyalogları yok. Evet. Yanına cami yapıyor. Bir aynen daha. Doğru. Bir de aşırı şatafat, bu aşırı süs de bizim evet. helakimiz olur. Camilerde özellikle bu İslam aleminde tartışılmıştır. Yani mesela vatandaş şöyle diyor. Cenazede diyor almadı diyor. 40 yılda bir cenaze olacak. Cenaze namazı evet. malum ayakta kılınır. Secdesiz bir namazdır. Evet. Ve dışarıda da olabilir. Evet. Yani siz bir kuruluk yaparsınız. Üstü örtülüdür. Evet. Orada istediğiniz kadar cemaati cenaze namazı kıldırabilirsiniz. Yani şöyle kubbesi 9 kubbeli 8 kubbeli bir cami için cenaze için yapılmasına gerek yok. Ama şunu söyleyelim ki 10 cemaat var, 1000 kişilik cami yapıyoruz. Evet. Yani bu da yanlış. Yani demek istediğim şu. Elbette ihtiyaca binaen ihtiyaç kadar yapılmalı. Yani mutlaka ihtiyaç kadar yapılmalı. Burada da israfı önlemeliyiz. Ama bizim burada bir bilgi eksikliğimizden kaynaklanan bir şey var. Cami yapanlar yaptı. Bunu tam düze çıkaramadık. Tam hakim mesela bir ilçe müftüsü olarak biz de mesela adam cami yaptıracağız diye bize sormuyor. Mesela bize sorsa gelse veya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan örnek projeler var. O projelerden istese, dese ki kaç hanelik bir yere ne cami yapacaksınız? Ve en yakın cami ne kadar? 1 kilometre mi? 5 kilometre mi? Bir ara bunu çıkardılar. 5 kilometre evet. yakında cami olmayacaktı. 5 kilometreyle bağladılar. Şimdi bu sorulmuyor. Vatandaş eline bir çanta alıyor. Cami yaptıracağım diyor. Arsayı da bulmuş. Belki mimari estetikten de son derece uzak. Uzakta. Ne ergonomik. Yani kullanış babında böyle bir şey yarıyor. Bu manada da sıkıntılarımız var. O zaman şöyle diyelim biz bunu revize etme babında. Bugün camiler gerçek manada fonksiyonlu mudur sorusunu soralım. Mesela cami deyince az önce başta söylediğim gibi sadece insanların belli yaştakilerinin belli vakitlerde gelip
namaz kıldığı bir yer mi olmalı? Yoksa asr-ı saadette Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde olduğu gibi cami, medrese, yani okul diyelim. Evet. Efendim aşhane, fakir fukaranın veya yoldakilerin kalabileceği bir misafirhane, efendim kadınların ve erkeklerin sosyal bir takım etkinlikler yapabilecekleri, insanların misafirlerini ağırlayabilecekleri bir mekan mı? Efendim bunu yine bizim hamam dediğimiz, mesela bizim Osmanlı medreselerinde, mescitlerinde, yani camilerinde vardır. Bir Fatih Camii'ne gidin İstanbul'da. Fatih Camii'nin etrafında bir takım sosyal alanlar görürsünüz ki evet. Devrin en büyük üniversitesi oradadır mesela. Oradan çıkanlar profesör, ordinarius profesör oluyorlarmış. Öyle diyelim Fatih Camii. Bir cami düşünün, talebe içinde, efendim hoca içinde, halk içinde, vatandaş kadını erkeğiyle içinde ve asla birbirlerinin hakkına da tecavüz etmiyorlar. Böyle muazzam bir şey. Efendim yine imarathane içinde dediğim, yani mesela orta fakirlerin doyacağı bir imarathane var. Yani bugün perşembeye uygulayalım. Ben perşembe müftüsüyüm, siz de perşembelisiniz. Evet. Perşembede bir köyün camisinde vatandaş davet yapmak istese yapabilmeli. Öyle bir sosyal alan olmaz. Nikah kıyacak. Efendim veya atıyorum nişan yapacak. Ama 50-60 kişilik bir program icra edecek. Ama biz hemen camide nişan nikah olur mu diye işte mantığımızı hocam. Önce buradan değiştirmemiz evet. lazım. O alanda yine bir mevlüt yapacak. İşte adamın Allah gecinden versin anası babası veya bir yakını vefat etmiş. Evde müsait değil. Diyecek ki caminin bünyesinde bizim 40-50 kişiyi ağırlayabileceğimiz, çay verebileceğimiz veya mevlüt okutabileceğimiz bir yerimiz var. Kadın veya erkek meclisi. Orada kurulabilecek bir yer, hemen oraya açacak ve oranın idarecisine söyleyecek ve o idare edecek orada. Sonra yine bizim yaz kurslarında çocuklarımıza okuttuğumuz dini bilgilerin verildiği mekanlar oluşacak. Evet. Mesela şehir camileriyle alakalı hayalimdir. İnşallah bir gün nasip olur. İnşallah. Mesela şehir camiinde bir kadın ister inansın ister inanmasın, ister Yahudi olsun ister Hristiyan, isterse ateist olsun. Çok özür dilerim. Belki çok uç bir misal olacak ama yani kendi üzerindeki, yani kendi elbisesini yenileyecek veya makyajını tazeleyecek diyelim. Evet. Modern söylemde söylüyorum bunu. Normal ihtiyacını giderecek yani. Nereye gideyim diye düşünmeyecek. Şehrin camisinde kadınlara ait böyle bir yer vardır. Değil mi hocam? Hemen bunu ne yapacak. Güzel, herkesi kucaktı yani. Bu işte bu olacak. Yani bir ayrım gözetmeyin. Yok efendime evet. söyleyeyim o Hristiyan, o Müslüman. Yok efendim abdestsiz camiye oraya nasıl asla, gidersin? Yani belki o senin o sıcak, herkesi kucaklayan davranışın belki de bir kişiyi etkileyecek ve o insanın inancının yoğunlaşması, ateist olan birisini, yani böyle güzel bir şey olur mu diye belki değişecek. Aynen. Bilemezsin yani ne olacağını. İşte o zaman israfı kaldırmış oluruz. Yani evet. trilyona cami yaptırıyoruz. Efendim 100 bin liraya halısını alıyoruz. Ama içinde 10 tane cemaat ya var ya yok. Hocam 10 tane rakamı iyi bir rakam. Evet. Ben gezip dolaşıyorum. Ben gezi programlar yapıyorum. Camilere gidiyoruz. Namazlarımızı kılıyoruz. İşte hoca olduğu arkasında 10 kişi gerçekten iyi cemaati olan camiler. Özellikle köylerden bahsediyorum o anlamda. Hocam bu konudan hemen ben din görevlilerine gelmek istiyorum. Din görevlileri bizim için o kadar önemlidir ki işte köylerimizde mesela gideriz öğretmen vardır. Köyde okullar olduğu zaman öğretmenler vardır, muhtar vardır. Onun peşine hemen gelen akıl danışabilecek olduğumuz, konuşabilecek olduğumuz yönlendirilmesine ihtiyacımız olmuş olduğu kişilerde iyi bir din görevlisi nasıl olmalı hocam? Kafanızda neler var? Yoksa böyle evet. ben şimdiki genç din adamlarına inanın güveniyorum, beğeniyorum. Çünkü dünyayı entegreler. İnternetinde araştırıyorlar, ediyorlar. Yani o kalıplaşmış, o hani bazen örümcekleşmiş fikirlerin dışında çok çok farklı çağdaş din görevlileriniz de var hocam. Doğru. Nasıl olması lazım? Kafanızda neler var hocam? Doğrudur. Tabii bizim camiler ve din görevlileri haftasının cami böyle olmalıyken din görevlileriyle alakalı da bendeniz bu işin mutfağından geliyorum, tabir bağışlayın. Evet. Yani o ilk görevim ordunun korganda bir fahri imam olarak başladım ve 10 yılda imamlık yaptım. Yani köyünde, şehirinde. Şimdi evvela tabii din görevlisinin fonksiyonu itibariyle, görev itibariyle baktığımızda din görevlisi aslında şöyle bir şey algılanıyor. Dinle ilgili görevli gibi algılanıyor. Herkes dinin görevlisidir, bu manada söylüyorum.
Ama din görevlisinin bir rehberlik görevi vardır. Mesela bazen diyorlar ki ya adam ne iş yapıyor, köyde duruyor işte falan. Halbuki öyle değildir. Yani bazı insanların varlığı size psikolojik tedavi yapar. Size psikolojik tedavi yapar. Evet. Mesela köyde ninem var. Yaşlı bir kadın, hayattan ümidini bir kesmiş veya da şöyle diyelim, bir yaşlı amca, kapısını kimse açmıyor. Çoluk çocuğu gurbette falan. Köyde bir ıssızlık var. Ezan diyor ki köyde biri var. Ve günde 5 kere ona telkin ediyor. Sen diyor telaş etme. Hoca orada duruyor. Yalnız değilsin. O onu psikolojikmen tedavi ediyor. Evet. Sonra o insan camiye gidip geliyor ya, her gün kapısını açan ve her gün onunla bir kelamlık da olsa konuşan biri var. Bu manada bir diğer daha özelliği, din görevlisinin bazen diyorlar işte ya adam ne yapıyor işte günde 5 kere camiye gidiyor. Çok zor bir görevdir din görevlisi görevi. Ben yaptığım için biliyorum. Çünkü özelliği yoktur. Bir de biz şehirde oturuyoruz. Evet. Falan dağın başında veya bir köydeki imamın en genç arkadaşı 70 yaşındadır. Değil mi? Evet. Mesela evlenmiş, kızcağızı almış götürmüş köye, 20 yaşındaki bir kızın da en genç kız arkadaşı 70 yaşındaki ninedir. Siz bununla sosyal ilişki kurdurun. Yani arkadaşlarımızın yaptığı görev asla basite alınmamalı. Bilmiyor çünkü insanlar. Sonra sosyaliteden son derece uzak bir yerdedir. Eviyle cami arasına mekik dokuyan bir imam düşünün. Devam. Evet. Veya işte komşuya gitti geldi ama sosyalitesi son derece düşüktür. Bundan dolayı aslında rehabilite edilmesi gereken bir şeydir. Biz ondan dolayı zaman zaman bazı programlar yapıyoruz. Fakat din görevlisinin sadece bu görevi yoktur. Mesela din görevlisi dediğimiz arkadaşlarımız bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda eskisi gibi değil. Eskiden mesela seviye bir ara ilkokul mezunları çoğunluktaydı. Sonra işte yavaş yavaş ortaokul, lise falan. Şimdi aşağı yukarı yarıya yakını, istatistiği tam bilgim olmadığı için söylüyorum. Yarıya yakını yüksekokul ve üniversite mezunudur bizim şu anda görevlerimiz. Tabii şu andaki. Her biri hatta akla şöyle de gelebilir. Bunun hepsi ilahiyat okumuştur değil. İktisat, işletme, efendim diğer başka fakülteler okuyan arkadaşlarımız var. Yüksek lisans yapan arkadaşlarımız var. Doktora yapanlar var. Burada şunu anlıyoruz. Yani gitgide eğitim yükseliyor. Ve artık şu modern çağın gereklerinde fikir üretebilecek arkadaşlarımız var. Evet. Bu çok önemli. Evet. Yani sözü olan, söyleyecek bir şeyi olan arkadaşlarımız var. Bu manada da özellikle genç bir kuşakta çok ümit varım ben. Çünkü o genç arkadaşlarımızda şöyle şeyler de var. Mesela artık her kesimden insanla irtibat kurabilecek psikolojik altyapıyı da, sosyolojik altyapıyı da öğrenmeye çalışıyor, hayret ediyor. Mesela derdi şu olan bir insan. Ben hiç camiye gelmeyenle de neden gelmediğiyle alakalı soru soracak sormadan önce onunla insani bir ilişki kurabilir miyim düşünmek zorundayım. Evet. Benim insani. Mesela bir örnek var vereyim hocam. Bir yere gitmiş oldum. Bir hocayla tanıştık böyle. Hoca köyün gençleriyle takım kurmuşlar. Maç yapıyorlar. İşte caminin bir tarafında bir bölümünde bir bilgisayar almış. Onlarla beraber işte sosyal medyayı da veyahut da işte araştırmalar yapıyorlar. Benim hayalimdeki veyahut da benim işte beğenmiş olduğum noktalar bunlar hocam. Ve sizin de anlatmak istediğiniz bu. Aynen bunu anlatıyorum. Tabii bu. Bir daha şey ekleyeyim. Mesela tabii dediğimiz gibi bazı şeyde zorlukları var. Görevin zorlukları var. Evet. Kendi içinde zorlukları var. Mesela arkadaşlarımızın birçoğu köyde tek başına kalanlar var. Belli yaşın üzerinde. Çocuk oku diyor mesela. Eşini, çoluğunu buraya almış. Orada ev tutmuş. Kendi köyde bir görevi icabı mecbur. Bu tabii bunlar biraz sosyeteden düşebilir. Yani neden düşebilir? Eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla orada olmuş olsaydı. Şimdi öğretmenler köylerden çekilince... Dolayısıyla tek imam kaldı. İmam da çoluğun çocuğun nerede okusun? Mecburen şehirde okutacak. İkisinden biri fedakarlık yapmak zorunda. Eşine diyor ki sen çocukların başında dur. Ben de görevimi yapayım. Böyle bir sıkıntılarımız var. Ama bunun yanında mesela biz arkadaşlarımızla bu hafta şey konuştuk. Eğitim başladığı için bu ayın toplantısında pedagojinin İslam tarihindeki yeri. Evet. Mesela çok lüks gibi görülür. Yani eğitim biliminin İslam tarihinde 1800 yıllarda başlamaz. Avrupa'da 1800 yıllarda başlar. Bütün pedagoji altyapısı 200 yıllık, 250 yıllıktır Avrupa'da. Ama bizde 1000 yıllık, 1500, 1400 yıllık bir pedagojik, hem de bu 1000 yıllık kitap halinde, ders halindedir. Yani arkadaşlara şöyle dedim, gözlerine baktım şöyle. Gözlerinin ışıldadığını gördüm. Ya. Yani neden? Biz öyle bir tarihi sayın mesela talimül mütallim denir mesela işte. Öğretme ve öğrenme kuralları. Bizde kitaplar vardır, müstakil kitaplar. Ve enteresan, arkadaşlara da söyledim. Dedim ki, bakınız biz eğitimciyiz.
Belki direkt öğretim olmaz ama eğitimciyiz biz. Bütün arkadaşlar söyledim. Bu lüks gibi. Arkadaşlar bugün abdestin farzını anlatalım falan demedim. Ona elbette anlatacağız. Uygulayacağız belki. Ama biz eğitimciyiz. Eğitimci nasıl olmalı? Yani 80 biz bir de yaygın eğitimin içindeyiz. Dedim ki 1000 yıldır bizim elimizde olan bu kitabı Avrupa 1700'lü yıllarda Almanya'da ilk defa tercüme suretiyle Almanya'da tercüme edilmiş bir kitap. İlk defa basımı bu kitabın Almanya'da yapılmış. Bizim kitabımız. Götürmüşler. Sonra demişler ki Alman eğitimciler, filoloji veya dil bilimciler veyahut da eğitim bilimcileri gitmişler bu kitabı tercüme etmişler. Kendi kurallarını oluşturmuşlar. Evet. Biz eğitimle alakalı nasıl davranmamız lazım? Mesela 80 yaşındaki ihtiyara dini nasıl anlatmalısın? Mesela hep şöyle bakılır değil mi? Camide 30 yıldır ben kürsülerden vaaz ediyorum. Efendim diyorum ki ya hocam diyor zaten 2-3 tane ihtiyar geliyor diyor. Bunlar da zaten kulakları duymuyor. Neyi anlatacaksın diyor. Anlatsan ne olur? Çok önemli şey. Biz büyüklerimizin duasıyla ayakta dururuz. Evet. Siz o insana senin işin bitmiş hele çekil kenara. Hatta efendim çok amiyane tabirler kullanılır ki ben tüylerim diken diken oluyor. Sabunluk falan derler böyle. Yani çok büyüğüne öyle hitap eden bizim toplumumuzda bir insan olamaz. Ama biz o insanları ne bileceğiz? Veli nimetimiz bileceğiz. Hatta dinimize göre onlar cennetin anahtarıdır. Biz o insana neyi anlatacağız? Diyeceğiz ki ey Ahmet amca, Ayşe teyze sen yaşlandın diye asla üzülme. Sen fonksiyonum tamamen şeyim gitti diye üzülme. Çünkü senin duana ihtiyacımız hocam, var bizim. Kur'an ahlakına sahip olan bir insan söylemiş olduğunuz gibi davranır zaten. Evet. O şekilde olmasa. Hocam biraz önce bahsetmiş olduğunuz çok doğru. Yani ben din adamında okuyup araştırması gereken geleneksel din eğitimin yanında akademik eğitim almış ve akademik araştırmalar bu anlamda yapan din görevlileri belki de bizim ülkemizin şu anda en fazla ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesi. Çünkü okumadan, araştırmadan, geleneksel yöntemlerle bilmeden bazı şeylere inanmanın sonucunda biz nerelere geldiğimizi siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Evet. Tahlilini yapıp bunu araştırmışsınızdır. Hocam son dönemler içerisinde FETÖ denilen bir terör örgütü sinsice insanların dini duygularının içerisine girerek aldı nerelere kadar buralara kadar getirdi. Bu konuda hocam yani Diyanet'in tavrı ne düşünüyor? Yani yeni nesil din eğitimcilerine neler anlatıyor? Nasıl olması gerekiyor? Onları yani daha farklı eğitmek için yeni yöntemler bulunuyor mu? Mesela dünya uzaya gitmiş şeyleri entegre olmuş, koloniler kurmaya çalışıyor. Biz hala biraz önce bahsettiğiniz gibi abdestin farzları nedir diye cemaatler, tarikatlar, mezhepler bunlarla hala farklı farklı tartışmalar içerisine giriyoruz hocam. Ne diyeceksiniz hocam bu konuda? Çok doğru. Yani şunu ifade edeyim. Aslında zaten biz gerçek manada fonksiyonumuzu, görevimizi ifa etmiş olsak ne FETÖ'ye yer kalır ne de FETÖ gibi zararlı oluşumlara yer kalır. Evet. Bu adamlar nereden istifa ettiler? İstifade evet. ettiler. Şuradan. Şimdi insanlar bir eşyada, tabiatta boş hiçbir şey boşluk kabul etmiyor. Sizin evet. boş bıraktığınız yeri başkaları dolduruyor. Mesela insan diyor ki başta konuşmuştuk hani bir aracı, bir kablo görev evet. yapıyoruz falan diye. İnsan şimdi biz iyi bir rehberlik, iyi bir dini önderlik yapamazsak ve o insanları dini açıdan doyuramazsak evet. o insan arayış içine giriyor ve geliyor size çalıştığınız işine bak ben diyor akşam falan yere gittim diyor. Onlar diyor şöyle anlatıyorlar diyor. Şöyle güzel şeyler anlatıyor diyor. Kimi cennet bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Kimisi fedakarlıktan bahsediyor. Kimisi başka şeyden bahsediyor. Ama bunların en önemli bizim için ayıraç olan iki şey var. Bir, Allah Resulü veda hutbesinin sonunu şöyle tamamlıyor. Size diyor iki şey bıraktım. Benden sonra diyor. Evet. İki şey. Buna sarılırsanız diyor asla sapıtmazsınız. O iki şey bir Allah'ın kitabı, iki sünnetimdir diyor. Yani kitabı anlatan peygamberin yaşantısı demektir. Evet. Sünnet dediğim tırnak içinde. Evet. Şimdi bunu bu iki şeye yapışırsanız sapıtmazsınız diyor. Şimdi FETÖ nasıl doğdu misal yani? Veya nasıl bu kadar içimize girdi? Bizi Allah'la aldattı. İnsanları dinle sömürdü. Nasıl farkına varamadık? Bizim insanımız Allah deyince şöyle kulakların alıcılarını bir açar. Evet. Allah diyor. Sonra baktı bu adam işte bir takım dini ritüeller yapıyor. Böyle kendine göre bir takım şeyler yapıyor. Ama dindar dedi bu adam dedi. Halbuki temelde çözemediği nokta şurasıydı. Bu adam kitabı ne kadar okuyor? Kur'an'ı ne kadar biliyor? Okumaktan kastım salt okumak değildi. Evet. Bizim Kur'an'ın okuma dediğimiz şey Kur'an ne diyor? Hangi evet. mesajı veriyor? Ne güzel söylüyorsun. Bu okumaktan evet. kastıyorum.
Bu adamlar bu manada Kur'an okumadılar hiç. Evet. İnanın evlerinde belki Kur'an-ı Kerim ya vardı ya hiç yoktu. Burayı göremedi insanlar. O eğitim yuvası demiş oldukları yerle Kur'an-ı Kerim'i okutturmuyorlar. Asla okutmadılar. Evet. Asla okutmadılar. Evet. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını kendi alanlarında ihtiyaç olan noktalardan cımbızlayarak, çekerek anlattılar. Yani burada yanlış anlatmadılar. Neden? Yanlış anlatmış olsaydı hemen farkına vardık. Mesela ama ne yaptılar? Cımbızladılar. Yani hayatın içinde şurada bir şey var. Onu almadılar. Asıl düstur olanı almadılar da kendi işlerine yarayanı aldılar. Ama enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün. Bugün için FETÖ evet anlaşıldı, bertaraf edildi ama bunun benzeri birçok oluşumlar da olmayacak anlamına gelmez. Evet. Neden? Çünkü biz Kur'an'ı ve sünneti terk ettiğimiz için, yani bir takım bizi biz yapacak ana omurgadan, ana gövdeden, ana yoldan saptığımız için, efendim bunlara müracaat edilmediği için ve maalesef açık konuşayım, bizim de bu konuda yeteri kadar bu insanlara bunu anlatamadığımız için. Evet. Bu adamlar yer buldular. Yoksa asla bulamazdı. Bugün başka birisi yine çıkar, televizyonlarda olsun, başka yerde de olsun, efendim başka bir ya şeyh adıdır, ya bir tarikat adıdır, evet hocam, ya bir işte cemaat, cemiyet adıdır, yine çıkar ve yine bizi aldatabilir. O zaman aldanmamak için ne yapacağız? Biz özellikle din görevlileri olarak, yani Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlileri tabirini görev, tırnak içinde kullanıyorum. Dinin hepimiz göreviyiz. Benim kadar siz de sorumlusunuz dininizden. Ama biz madem bu işi devlet kanunlar çerçevesinde bize deruhte etmiş, bizim yapmamızı istemiş, biz de bu işi üzerimize almışız ve bu görevde bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak başkanlığımızda çok güzel şeyler, çalışmaları var. Efendim, biz resmi bir kurumuz, çalışmalarımız kanun, yönetmelik neyse bu çerçeve içinde gider ama yapmamız gereken bazı şeyler var. İnsanlara dinlerini öğretmemiz lazım. Bunun için de gerçek din dediğimiz. Gerçek din nasıl? Hocam sahte dinler de mi var? İşte sahte dinler var. Adam öyle bir din anlatıyor ki biz duyduğumuzda yani tüylerimiz diken diken oluyor. Öyle bir din yok. Yanmaz kefenden bahsediyor adam. Temellerini sahih olmayan, uydurmuş oldukları hadisler üzerine kuruyorlar hocam. Aynen. Mesela burada peygambere atılan iftira. Zaten müsteşriklerin yani oryantalist dediğimiz evet, şarkiyatçı uzmanların yapmış olduğu bir takım şeyler vardır ki onlar direkt Kur'an'dan yapsalar tepki alacaklarını bilirler. Hadisler arasında tahrifat yaparlar. Yani bozmalar. Yani sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz şey, onun ilmi var. Onu ancak ilim çerçevesinde konuşuyoruz. Çünkü bu bayağı bir büyük bir bilgidir. Maalesef bu konuda bilgi azlığı çok var. Çok insanda var. Hatta bu alanda konuşanların yüzde itibariyle çok büyük oranında da hadis ilmini bilmediğini biliyoruz biz. Neden? Yani. Mesela adam diyor ki hadis, böyle bir hadis varmış diyor. Atıyor en rigid bir konuda bir hadis, şey söylüyor. Böyle hadis mi olur diyor. O hadis değil zaten. Niye onu söylüyorsun ki? Mesela efendim kadınlara okumayı öğretme. Böyle bir hadis yok ki. Siz bunu hadis diye, böyle bir de söylüyor diye, birileri yanlış söylüyor diye olmaz ki. Peki hocam şunu söylerim. Siz uzmanlar bile bir bazen öyle arada hadisler var ki bunların bile sahih olup olmadığını anlamak için tonlarca kitap karıştırıyorsun, kaynak karıştırıyorsun, işin içinden çıkamadığınız durumlar oluyor. Ama peki ben normal vatandaş, kameraman arkadaşım bir hadis duyduğu zaman bunun doğru olup olmadığını nasıl anlayacak? Çünkü biz çok korkuyoruz hocam. Yanlış bir şeye inanmaktan da çok korkuyoruz. Yani bir hadis duyduğumuz zaman ya bu hadis şüpheli demekten bile korkan bir toplumuz var. Nasıl ayırt edeceğiz çok hocam? Çok güzel bir nokta. Aynı işte tam bugün konuştuğumuz şeyin merkezine geldik. O zaman bize görev düşüyor. Evet. Sahih ve sağlam dini anlatmamız lazım. Evet. Bu din kabile dini değil ki, 1400 yıldır bir din. Evet. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar nice zeki, nice deha diyebileceğimiz insanlar gelmişler ve bu dinin ve değişmemiş. Değişmemiş. Son din. Evet. Evrensel bir din. Yani sadece bizim Türk milletine veya Arap milletine gelmiş bir din de değil. Evet. Dünyanın bütün insanları bu din üzerinde fellik fellik araştırıyorlar. Yani bir kusur veya bir hata, herhangi bir şeysini bulursalar zaten ortaya döküyorlar ve bunlara da cevaplar veriliyor. O zaman çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O zaman bizim yani rehberlerimizin bu konuda elhamdülillah Türkiye'de çok muazzam bir teşkilatla, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı ve onun mensupları geceyi gündüze katarak bu insanlara sahih dini anlatma gayretini, bu çabayı göstermek zorundadır. Gelmeyene gitmesi lazım. Kuru yemişçi kardeşimin dükkanına gidecek ve onun çayını içecek
veya ona çay söyleyecek, illa camiye gelmesin. Ona gerçek dini anlatacak. Diyecek ki sahih din budur. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam görevlendirme yapmış Medine'ye. İlk öğretmendir Musab bin Umeyr. Evet. Gencecik 20'li yaşlarda belki Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı. En zengininin çocuğu. Göndermiş onu oraya. Anlatıyor Musab bin Umeyr. Bildiği çok az bir şey var ama bildiğini anlatıyor. Sahih olan peygamberden aldığı bilgileri anlatıyor. Orada oranın ileri gelenlerinden biri Zürare lakaplı veya soy ismi diyelim bugün anlamda anlatırsa. Diyor ki ona söyleyin diyor oradan gitsin diyor. O bir takım şeyler diyor memleketini bozmaya gelmiş. Efendim yoksa diyor onu diyor kellesini alırım diyor. Böyle tehdit ediyor yani. Kime söylüyor? Orada Müslüman olan amcasının veya dayısının oğlu Esad bin Zürare söylüyor. Böyle bir olay var. O da diyor ki ya böyle böyle bir şey diyemedim. Bu adam da ileri gelir. Hadi dediğinde yapar yani bu adam. Bu sana böyle bir haber gönder diyor. Kendisi söylesin diyor Musab bin Umeyr. Delikanlı bir öğretmen. İslam'ın öğretmeni. Ve kendi söylesin anlatsın diyor. Eğer ben onu inandığım davada ikna edemezsem dediğini yapar kellemi vurur diyor. Evet. Ama ikna edersem o da Müslüman olur diyor. Bu kadar davasına inanmış. Bu kadar inandığında samimi olan bir insan. Ve o zaman geliyor anlatıyor. Ona ayetler okuyor. Kendinden bir şey söylemiyor. Bak Kur'an ayetlerini okuyor. Diyor ki sen bunu neresine yanlış buluyorsun? Ve daha Musab bin Umeyr yanından ayrılmadan Müslüman oluyor bu kişi. Evet. Yani bizler, ben şahsıma söylüyorum bunu. Bizler inandığımız dini öyle bir inanmalıyız ki karşı tarafa inandırmalıyız. Biz kendimiz inanmazsak, biz kendi dediklerimizi yapmazsak, mahşeri vicdanda insanların vicdanını kanatırsak, dini tam anlatamazsak, kemle kümle anlatırsak, efendim cehennemle daha çok şeylerle anlatırsak insanlara. Anlatmaya çalışırsak, evet. O zaman biz diyelim ki bize gelmeyene gitmemiz lazım. Hiç inanmadığını söyleyen insanla saatlerce konuşup inanmadığı şey üzerinde konuşmamız lazım. Yani illa adam inanacak, inanma şey Allah'ın işidir, biz bilemeyiz onu. Evet. Biz kimseyi cennete, kimseyi cehenneme gönderecekle bir görevli değiliz. Herkesin dini kendine. Herkesin dini kendine. Leküm dini, leküm veliye diyor. Evet. Yani biz sadece insanlara kendi inandığımızı, inandığımız değerleri, mesela diyelim ki siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve Türksünüz. Evet. Ve diyorsunuz ki ben öyle bir milletin torunuyum ki, cümleyi böyle kuruyorsunuz. Evet. Benim tarihim diyorsunuz, benim memleketim diyorsunuz. Perşembeyi size anlat desem veya size birisi gitse ki dışarıda Perşembeyi anlat dese, siz memleketi öyle güzel anlatırsınız ki. Çünkü buna inanmışsınız. Affedersin çok basit, amiyane bir tabir, misal vereceğim. Pazarda domates satan bir adam. Bakıyor ki domatesi kaliteli. Sesi öyle gür çıkıyor ki. En iyi domatesi ben satıyorum diyor. Ya bizim dinimizi biz öyle bilmeliyiz ki. Kardeşim kim gelirse gelsin karşımıza. Ben dinimin en mükemmel, en yüce din olduğunu biliyorum. O zaman bizim böyle Musab bin Umeyr gibi kendi dinine, özgüvenine sahip, kendi dinini iyi bilen, donanımlı, sosyal, psikolojinin altyapılarını da bilen, karşıdaki muhatabı bilen din görevlisi dediğimiz, din gönüllüsü arkadaşlarımızla bu çalışmayı yaptığımızda inanın, çünkü biz Müslümanlara da anlatıyoruz, evet. Gayrimüslim'e de anlatmıyoruz yani. Hepsi Müslüman bizim gibi. Belki kalite itibariyle içinde bizden fersah fersah önde olan Müslümanlar var. Yani mesela biz bilemeyiz kimin ne kadar Müslüman olduğunu. Çünkü evet. Bunun ölçüsü yok. Hocam biraz önce bahsetmiş olduğunuz konunun temelinde aslında geldiğimizde şimdi dinimizin Kur'an-ı Kerim Yüce Kitabımızın ilk emri ikra, oku. Ve bu okumak biz sadece okuyup bunu ezberlemek anlamında anlıyoruz. Ama aslında bunun okuyup anlamak ve hayata bunu tatbik etmek, uygulamamız lazım. İşte asıl bahsetmiş olduğumuz sıkıntı, problemler burada. Yüce Allah herhalde Kur'an-ı Kerim'i gönderirken insanlar bunu okusunlar, ezberlesinler diye değil. Yani bunu asla. Ne demek istediğini anlamamız lazım. Burada eksikliğimiz hocam, Diyanet de burada mesela biraz da aktif olamaz mı? Ben de gittim çocukluğuma, Kur'an-ı Kerim, Kur'an kurslarına gittiğimizde duaları ezberliyorum. Tabii ki duaları da ezberleyeceğiz ama bu duaların ne anlama geldiğini, ne anlatmak istediğini anlamış olsaydık hocam belki de çok çok daha farklı olurdu. Bu anlamda hocam biraz daha eksiğimiz, biraz daha fazla çalışmamız lazım değil çok mi hocam? Doğru, yani, çok doğru. Yani Diyanet bu konuda biraz daha aktif. Yani duayı okudun, tamam çocuğum duayı ezberledin. Şimdi bu dua ne demek istiyor? İki saatte bunun üzerine konuşacağız. Anlamı nedir diye. Hı hı, aynen çok doğru. Tam böyle yerinde bir şey. Tabii mesela Elem Tere Keyfe okuruz biz namazda. Evet. Günde beş vakit namazda okuruz. Belki 40 kere okuruz yani. Evet.
yani 40 kere okumayız da mesela günde çok okuruz. Öyle diyelim, abart olmasın. Şimdi elem tera keyfede Allah bize bir şey anlatır. Neyi anlatırmaz? Dediğiniz çok doğru yani. Ben bunu ezberleyeceğim ama bu sure bana ne verir yani? Ne anlatır? Neyi anlatır bana? Mesela ben hemen birkaç kelimeyle mesela buna öğrenci şuna dedim. Bak bir, burada Allah Ebrehe diye bir zalime, Kabe'yi yıkmaya gelen zalime, fillerine güvenen, bugün de tanklarına, toplarına diyelim. Evet. Güvenen bir zalime senin o büyük gördüğün, gözünde büyüttüğün gücün Allah'ın ebabil kuşlarının ağzına verip mercimekten büyük, nohuttan küçük, küçük bir çamurdan, çamur tanelerinden daha zayıftır diye Allah mesela Ebrehe'nin üstüne bir dağ gönderebilirdi. Bir bulutu gönderebilirdi. Evet. Ne bileyim bir meteoru gönderebilir, göktaşını gönderebilir. Onu ya sen dediği sinek kadar bir şeysin. Ya o da değilsin yani. Yoksun da hani gücünü. Bakın siz şimdi bunu söyledim çocuğa ne veriyorsunuz? Allah'la olan bağında her şeyden büyük, her şeyde çocuk için diyorum bu mantığı. Her şeyden güçlü Allah'ı var çocuğun. Dolayısıyla Allah ona yardım etmek istediğinde bütün dünyanın güçleri üzerine gelse o sineğin kanadı kadar olmaz. Bu gücü elem tera keyfe'yi öğrendiğimde ben öğreniyorsam inancımda beni hiç terk etmeyecek bir Allah inancı var. Psikolojik tedavi itibariyle bu bir insana ne yapar? Bir insan nasıl motive eder? Dolayısıyla yani bir bunu ben sadece elem tera keyfe faale rabbike bi ashabil fiil bu sureden anlatıyorum. Buna söylüyorum bir kelime. Evet burada bizim çok eksiklerimiz var. Biz bunu sadece manasını özür dilerim Arapçasını ezberlettiriyoruz. Evet. Efendim bu manasına da girelim. Bundan da bilgi veriliyor. Şimdi mesela bizim Diyanet'in son 10 yılın içinde çok güzel çalışmalar var bu konuda. Kitaplar hazırlıyor. Bedavadan veriyor mesela. Diyor ki öğrenciye orada oyun alanları var, kitapları var, bunun kartelaları var. Orada bir takım şeyleri yine bununla ilgili bilgiler var. Çok bu alanda güzel çalışmalar var. Yeterli mi? Elbette yetersiz. Ama bu konuda güzel çalışmalar var. Yeni. Biz bu zamana kadar dediğiniz gibi sağda kabukla, tabii bayağı uğraştık kabukla yani. Evet. Bu şeyi koruyalım diye. Ama şimdi artık içine girdik, meyvesinin içindeyiz. Bu manada da güzel. Biz bu alanı yeteri kadar değerlendiremediğimizden zaten FETÖ gibi zararlı oluşumda oluştu. Evet. Yani bunlar çocuklarımızı, en zeki çocuklarımızı aldılar. Neyle kandırdılar? Evvela Allah'la kandırdılar. Yani dini bir takım ritüellerle kandırdı. Ritüel diyorum, ibadet demiyorum. Evet. Çünkü onların yaptığı ritüel. İbadetle ritüel arasında çok fark vardır. İbadet Allah için yapılır. Onlar demek ki bizi kandırmış, çocuklarımızı kandırmak suretiyle ritüellerle dini insanların dini inançlarını sömürdüler. Burada bizim elbette Diyanet olarak da, Diyanet Şerif mensubu bir fert olarak da bizim eksiklerimiz var. Bizim olmadığımız alanlarda niye biz insanlar Diyanet'ten Diyanet personelinden dini almak istemedi de gitti efendim yanmaz kefen satan bir adamdan aldı. Neden yani? Hani böyle bir şey var mı mümkün veya niye bir hurafe anlatan bir adama iltifat etti? Ama onlar direkt cennet vaat ediyorlar hocam. Diyor ki cehennemden geçerken bile olsam ben şu tarikattan şu kolundan dediğin anda değil mi? Gidiyorsun. Kurtarırsın yani, kendini evet. Diyor. İşte bu ucuz bir anlatım. Ve bir anlamda da çok böyle belki rigid olabilir ya çok sivri bir söylem olabilir ama bu bir anlamda ne diyelim protestanlaşma gibi bir şey yani o anlatım evet. Tarzı yani çünkü evet. Adam cennetten arsa satan bir papazdan ne farkı var? Evet. Öyle şey olur mu? Yani çok belki uç bir söylem ama sonuç itibariyle diyorum ki biz cennete kimin gideceği bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Bizim tasarrufumuzda değil. Cehenneme de kimin gideceği bizi ilgilendirmiyor. Biz var olan Allah'ın kelamını ve onu öğreten Resulullah'ın yolunu takip etmek zorundayız. Biz Allah Celle diyor kitap verdi, kitabın öğretmeni Resulullah'tır. Kitabı tek başımıza anlayamayacağımız belli. Neden? Resulullah nasıl anlatmışsa, peygamberimiz nasıl anlamış, nasıl yaşamışsa onun anlatma yaşama şeklinde. Mesela Resulullah'ın anlatma ve yaşama şeklinde asla ötekileştirme yoktur. Evet. Mesela bir Medine ilk işte İslam'ın devleti Medine'de kuruldu. Medine devletinin içinde kimler var desem? Yahudiler var. Az da olsa Hristiyanlar var. Müşrikler var. Evet. Aynı toplum içinde, aynı pazarda. Aynı caddede, aynı sokakta bu insanlar. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Daha önce bir hocamızla konuşurken dedi ki ibadet tabii ki yapacaksın. Namazını kılacaksın. Bunlar çok çok önemli. Ama ibadetten önce önemli olan Kur'an ahlakına sahip olmak. Kur'an ahlakına sahip olmadıktan sonra
İstediğin kadar ibadet yap. Bir anlam olmaz. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Doğru. Yani gidiyor bakıyorsun tanıdığın birisi o ibadetini yapıyor ama ahlak konusuna geldiği zaman yani kimseyi yargılamıyoruz ama şüphelerin oluyor hocam. Ne diyeceksiniz bu konuda? Aynen, çok doğru. Yani önce bir bunu öğrenmemiz lazım. İyi ahlak. Aynen. Yani din nedir diye deseniz bana bir kelimeyle hocam. Uzatmadan bir kelimeyle söyle deseniz edeptir derim. Evet. Edep eşittir ahlaktır. Din ahlaktır. Allah Resulü diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani peygamberler bu güzel ahlakı anlattılar. En son noktayı koyacak olan benim diyor. Güzel ahlak. Aslında dinin yekunu ahlaktır. Biz ahlakı biraz etik cümleleriyle tırpanladık. Bizim iş ahlakımız geleneğimizden, örfümüzden, kültürümüzden gelen ama bu örf, gelenek, kültür de İslam'dan yoğrulan, mayası İslam olan bir ahlaktır. Ahlakımızın yekunu Kur'an'dır aslında. Mesela ahlak deyince siz ne anlarsınız? Yola tükürmemek bir ahlak kuralıdır. Evet. Yola tükürmek ahlaksızlıktır. Tükürmemek ahlak şeysidir. Veya bir çöpünüzü yola atmamak ahlakın gereğidir. Atmak ahlaksızlıktır, değil mi? Evet. İslam diyor ki başkasına zarar verme diyor ya. Bak bu ahlakın gereğidir. Zarar verme, zarara zarar da karşılık verme. Adam senin geçeceğin yola efendim çöp atmışsa sen de bir çöp atma diyor. Ya onu kaldırmaya çalış. Kaldırmaya da sadaka demiş. O çöpü oradan kaldırmaya da sadaka, yani karşılığında cennetten efendim Allah'ın rızasından bir şey var anlamında sadaka demiş. Bu çöpü kaldırmak, şunu oradan atmak demiş. Böyle bir dinin mensupları temizliği, düzeni, intizamı başkalarından öğreniyorsa o insanlar dinlerinden fersah fersah uzaktadırlar. Ha Kur'an ahlakı dediğiniz şey somut, şeklini çiz. Mesela ibadet dinin bir insan, dini bir insan bedenine benzetirseniz belki iman bunun kafa yapısıdır, ibadet de beden yapısıdır. Ama kafa ve bedeni komple idare eden de ahlakıdır. Şimdi siz ibadeti düzgün yaparsanız ahlakınız güzel olur zaten. Çünkü o ibadette her an yaptığınız şey, mesela diyelim ki namazdan konuştuk ama mesela bir oruç veya bir zekat konusu veya bir fıtır sadakası verdik Ramazan'da. Hepimiz verdik. Hatta yeni doğmuş çocuğumuza bile verdik yani. Şimdi diyelim ki diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de sadaka vereceksiniz değil mi? Mesela zekat anlamında söylüyorum. Sadaka vereceğiz ama diyor hemen peşine ikaz ediyor. Arkasından eziyet gelen sadaka sadaka değildir. İyilik değildir. Nasıl eziyet eder bir insan sadaka verirken birisine? Milletin içinde verebilir. Verirken ona böyle hakir görerek verebilir. Onu rencide edecek şekilde verebilir. Efendim ne bileyim yani verirken incitme diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de diyor bunu. Böyle naif. Böyle naif bir din. Evet. Ondan dolayı bizim kültürümüzde efendim ben bunu Anadolu'da buradan önceki görevlim Tosya'ydı. Orada gördüm. Böyle teyzeler falan fıtır sadakalarını bir mendil içine katlıyorlar. Ne kadar güzel. Efendim böyle getiriyorlar. Evet. Dedim ki niye böyle katlıyorsunuz? Bunu mendil içinde veriyorsunuz. Dediler efendim biz büyüklerimizden böyle gördük. Ya ne kadar. Aslında bu bir nezaket kuralıdır. Kesinlikle. Bir mendil hediye ediyormuş gibi sadakasını veriyor komşusuna. Değil fakir mi? Olan komşusuna. Dışarıdan gören hiç kimse sadaka olduğunu anlamıyor. Anlamıyor. Kırılmıyor. Yani şu dinin güzelliğini görüyor musunuz? Evet. Veya bir başkası anlattı çok hoşuma gitti. Diyor ki hocam diyor ben zekatımı diyor bizim diyor bir yakınımıza vereceğim ama o da şimdi incinir diyor çok onurlu bir insan diyor. Nasıl vereyim falan diye soruyor. Evet. Dedim ki ona sen zekat vereceğini biliyorsun. Diyeceksin ki ya bana birisi bir emanet verdi sana vermek üzere ulaştırmak. Bende de emanet kaldı. Ben bunu sana vermek istiyorum. Şunu al kardeşim beni şu sorumluluktan kurtar dersin ona. Adamın zekatıymış dersin. Çünkü ona anlattım bu bir yalan değil. Neden? Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'te diyor ki Allah'ın özel bak bunu haşa öyle anlatsam belki biraz şey olur ya. Hani Allah'ın has kullarındandır. Yedi sınıf insan var. Bunlardan birisi sağ elinin verdiğini sol elinin haberi olmayacak derecede gizleyen kimsedir. Yani ne demek bu? Verirken incitmeyen demektir. Bir tasvir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi komşusuna aç hasta olan komşusuna eliyle çorba içirmiştir. Adam Yahudi. Yani biz öz değerlerimizden koptuk, farklı bir din algısı oluştu ve bunu da deforme eden bir sürü etkenler oluştu. Bu etkenler içerisinde ben yeminle ifade edebilirim. Biz gerçek İslam'a,
gerçekten Kur'an'a, gerçekten onun öğretmeni Resulullah'ın anlattığı dine eğer tam manasıyla sahip çıksa ve onu öğrensek, bu dini herkes sevecek. Evet. Herkes. Ama oraya giremedik işte. Maalesef ki din üzerinden siyaset yapanlar, ticaret yapanlar, dinimizi istismar edenler, işte efendime söyleyeyim, sizin söylemiş olduğunuz gibi Kur'an dışından uydurulmuş olan dinin peşinden gidenler, bunlar hep maalesef ki düzeltmemiz gereken şeyler. Evet. Hocam, konuşmamız gereken ve sormak istediğim o kadar çok soru var ki inşallah başka bir programda tekrar bir araya geleceğiz. Daha geniş ortamlarda konuşuruz. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Nezaket gösterdiniz. Bugün bize birlikte olduğunuz estağfurullah. Hocam. Estağfurullah. Bir de çay tadında bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Yeni Gün programımızda bugünkü konumuz Perşembe İlçe Müftümüz Bahsi Bektaş'tı. Aklımıza gelen bütün konularda sıcak samimi bir sohbet yaptık. İnşallah diğer programlarımızda da yine kendisini konuk ederiz. Yarın yine aynı saatlerde Yeni Günde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.